Herkese iyi akşamlar. Bugün Sinemasko'yla sevgili İbrahim abimle neyi konuşuyoruz? Arabesk şarkıcıların filmlerini konuşacağız. İki kutuplu gideceğiz. Nasıl iki kutuplu? İbrahim Bey filmlerin yani sanatçılarla ve filmlerin içeriğiyle alakalı ekseriyette bilgiler vermeye çalışacak. Benim ise buradaki katkım biraz akademik çalışmalara yöneldim ben. Hani arabesk müzik neden oluştu? Nasıl oluştu? Bize hani nereden geldi? İlk örnekleri nedir? Bu filmlerin de aynı şekilde ilk örnekleri nedir? Bunlarla ilgili konuşacağız. Bir de istatistiki bilgiler vereceğiz. Hangi dönemde daha yoğunlukla arabesk filmler çekildi? Günümüze yansımaları vesaire derken yaklaşık hani 4-5 A4 kağıdına sığacak kadar not aldım ben. Senin de bir o kadar vardır muhtemelen. Gösterebilir misin? Benim bir 10 sayfa kadar şöyle göstereceğim. Sayfalar dolusu. Dersimize çok iyi çalıştık. Aslında konu gelmişken şunu söyleyeyim. Bazıları diyor ya sizin ne haddinize bu filmleri konuşmak ya da ne haddinize böyle bir program yapmak, siz kimsiniz diyorlar ya. Yani aslında böyle boş beleş çıkmıyoruz programa. Gerçekten öncesinde senle ben de ciddi araştırmalar yapıyoruz. Defalarca telefonla konuşup karşılıklı olarak üstünden geçiyoruz programını. Yani neler konuşacağız, neler yapacağız diye. Aslında geçen haftadan biliyorsun Yeşilçam'ın ahlaksız filmlerini konuşsak yoksa arabesk mi diye sormuştuk ama arabesk açık ara kazandı. Yani %75, %76 çıktı bende. Ben sana Sende de şöyle herhalde öyle. söyleyeyim. Bende de o civarda çıktı. Verilen oyların, daha doğrusu kim hangi oy verdi belli olmasaydı bence erotik filmler önde çıkardı. Öyle mi? Bizim Gizli de olsaydı. kesinlikle gizli oy, açık tasnif falan olmasaydı. Zaten Aslında oylar gizli de. ben ona çalışıyordum bir haftadır normalde. Nasılsa o çıkar diye. İşte bol bol film izliyorum, şey yapıyorum, notlar tutuyorum filan. Bol bol İğrenç. erotik Sırf Ayıp takipçilerimiz için, ya. dostlarımız için yani yok, başka bir anlamı yok. Sonra birden arabeske döndük. Ya beynim bulandı. Bugün sana da söyledim ya. Yani herhalde 40-50'ye yakın arabesk filmi böyle atlatarak atlatarak izledim. Aralarda neler var, neler yok. İşte notlar çıkarttık, şeyler yaptık filan. Yani gerçekten damara ve acıya bulandım bugün. Öyle bir dertli Ben günümdeyim. bugün Resul Bala'ya kadar gittim. Hatta şöyle başlıyor şarkı. Sayın müzikseverler, güneş plak ve kasetçilik. Harika çocuk Resul Bala'yın birinci özel kasetini siz müzikseverlere sunuyor falan. Birinci özel kaseti falan. Güneş plağın adresini veriyor şarkının öncesinde. Ne zaman yaklaşık ya bu piyasayı 2006'da falan çekti. Daha sonra 80'lerde çekilmiş bu kayıt ama 2006'da işte malum internet ortamına falan düştü. Oraya kadar gittim. Ferdi Tayfur'la başladım. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses derken Resul Balay'a kadar gittim. İşte Bitsiz küçük kuyu yani Emrah. diyorsun değil mi? En sona Tabii kadar. tabii tabii. Ya neler olmuş neler. Yani özellikle biraz böyle dedim, akademik çalışmaları okuyayım. Yani yüksek lisans tezleri var. Akademisyenlerin yaptığı bu konuda çalışmalar var. Köşe yazıları var vesaire. Onlardan biraz faydalanmaya çalıştım. Haklarını helal etsinler. Valla çok güzel de araştırmalar yapmışlar. Bunlarla ilgili notlar aldım. Bunları birazdan işte bizi izleyenlerle paylaşacağız. Zaten bu yayını hem burada hem de YouTube'da paylaşıyoruz. Gelen tepkiler özellikle yani 2 hafta önceki konuya hala yorumlar geliyor. Özellikle Kemal Sunal'ın kötü filmleri. Yeşilçam'ın kötü adamlarına da öyle. Hani keşke şunu da konuşsaydınız diye çok geliyor ama biz geçen yayında yaklaşık 2 saate yakın konuştuk. Hala bile eksik bıraktığımız yerler vardı oyuncularla ilgili ya da eksik bıraktığımız oyuncular vardı. Bir gün inşallah belki ikincisini yaparsak tamamlarız diye düşünüyorum. O yayın gerçekten rekor gibi bir şeydi. 2 saat bayağı Bizim uzun açımızdan sürdü. evet rekor. Arabesk filmlere dönersek yani bugün herhalde arabesk filmleri izlemeyen hiç kimse yoktur. Hepimiz mutlaka ucundan kıyısından bir yerde izlemişizdir. Hatta belki parodi olarak bile izlemişizdir. Baktığımız zaman sinemada aslında belirli furya dönemleri var. Sen de biliyorsun. İşte ilk başlarda bir salon filmleri, daha çok tiyatrocu ağırlıklı isimlerin olduğu. Daha sonra işte Ayhan Işık, Belgin Doruk ve Sadri Alışık'ın başı çektiği diğer filmler. Sonra bunların hepsinin bir belirli tüketim dönemi var. Yani 10 yıl, 15 yıl gibi. Arada sonra tarihi filmler, kovboy filmleri, işte erotik film furyası derken bunun arasında bir de kendine arabesk filmler yer buluyor. İstersen sen şeyle başla. Arabeskin tanımı, arabesk nedir, hayatımıza nereden girmiş? Onları senden öğrenelim Sedat. Aslında şöyle bizim arabesk kavramının bizim kültürümüze girmesi 1950'lerden itibaren
başlıyor. 1950'lerde, 60'larda özellikle yani yaşı yetenler bilir ya da dinleyenler bilirler. Suat Sayın diye bir sanatçımız var. Suat Sayın'ın Arap müziğinin taklidini yaparak özellikle şey Kuzey Afrika, Mısır, Libya gibi ülkelerde müzik devşirmişiz. Bunda mesela Erkin Koray da var bunların içerisinde. Erkin Koray'ın bir sürü müziği aslında yine Kuzey Afrika müziğinden ilhamla ya da daha doğrusu aynı müziklere söz yazılmasıyla ortaya çıkmış şarkılardır. Araştıranlar mesela Fesübhanallah öyle bir şarkıdır. Araştıranlar bilecektir. Fakat Suat Sayın öyle yapmıyor. Benzer oraya benzeterek enstrümanlar ve sözler bağlamında onlara benzeterek müzikler yapıyor. Bir tane örneği var Sevmek mesela. günahım değil mi herhalde şey yaptığı Suat Sayın'ın şeysi sevmek günah Mısırlı bir sanatçıdan alıyor Abdülvahap diye bir sanatçıdan alıyor zaten. Evet, Abdülvahap. Hatta Suat Sayın'ın bir albüm var. Yolcu ile Arabacı diye meşhur, çok meşhur bir şarkı var. O çok böyle arabesk öğeler içeriyor. O şarkının içerisinde Hayri Esen bir küçük bir bölüm okuyor. Seslendirme sanatçısı o bildiğimiz meşhur Hayri Esen. Küçük bir bölüm okuyor o o muhteşem sesiyle. Zaten onu dinleyince olayın ne kadar acıklı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Öyle bir ses tonuyla okuyor ki orayı. Tabii o dönemlerde arabesk müzik dolmuş müziği ya da işte minibüs müziği olarak adlandırılıyor. Çünkü o işi yapan insanlar ekseriyetle dolmuşlarında, minibüslerinde dinliyorlar ve halka da dinletiyorlar. Belli bir süre sonra işte şöyle de isimlendiriliyor. Biraz belki iddialı ama gecekonduların ya da işte lümpen proletaryanın müziği olarak, başkaldırı müziği olarak da isimlendiriliyor arabesk müzik. Hatta öyle bir şeye geliyor ki, öyle bir dönem geliyor ki 1980 sonrasında bu müziği dinleyen, bu müzikle hemhal olan, kendini ifade eden genç, yaşlı fark etmeksizin, yaş grubu fark etmeksizin insan sayısı o kadar fazla oluyor ki 80 sonrası seçim müziklerinde arabesk şarkıları kullanıp onlara işte sözlerini değiştirerek seçim propagandası yapmaya başlıyor siyasi partiler. Bu daha önce görülmüş bir şey değil. Hani pop şarkısı olabilir ya da genellikle halk müziğiyle yapılırdı. Çünkü ben halkın çocuğuyumla gelir siyasetçiler genelde bir ben sizden biriyim diye gelir. Halk müziğiyle yaparlardı. Ama ilk defa o dönemde arabesk müzikle yapıyorlar. Bir anlamda arabesk müzik içerdiği o yoksulluk, acı, kaybetme, her zaman işte yenilme duygularını barındırmasından dolayı burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu müzik yani bu duyguları barındırıyor ve bu duyguları yaşayan, hisseden kim varsa artık o şarkıları dinleyerek kendini ifade ediyorlar. Bir anlamda belli bir süre sonra arabesk müzik dinlemek bunlar arasında tırnak içinde söyleyeyim delikanlılık olarak da adlandırılmaya başlıyor. Böyle enteresan bir dönem yaşanıyor. Ama dediğim gibi Türkiye'de ilk örneklerini Suat Sayın veriyor ve ondan sonra da işte bildiğim kadarıyla Arif Sağ da bir dönem arabesk müzik Suat Sayın'a benzer işte müzikler üretmeye başlıyor. Ve ondan sonra bizim bildiğimiz işte Orhan Baba, Ferdi Baba, Müslüm Baba dönemlerine doğru ilerliyoruz. Böyle bir başlangıç süreci var. Doğru. Şimdi o sinema bölümüne geçmeden önce şunu söyleyeyim. Sinemamızda hani bunları arabesk film değil de şarkılı film olarak bakarsak aslında şarkılı filmler çok önceleri de yapılıyordu. İşte Zeki Müren'in filmleri mesela ilk akla Tabii. gelenlerden biri. Emel Sayın keza aynı şekilde. Erol Büyükburç ilk aklıma gelen isimler bunlar. Bunların filmleri vardı. Aynı zamanda mesela Filiz Akın, Türkan Şoray, Fatma Girik filmlerinde mutlaka şarkılara, türkülere yer veriyorlardı. Ama bu nedir? İşte bir şarkı, iki şarkıyı geçmiyordu. Ama arabesk filmlere geçtiğimizde arabesk filmin temasında zaten acı var. Ve bakıldığı zaman bu filmler niye yapılmış? Ben Orhan Gencebay filmlerini ayrı tutuyorum. Biraz sonra zaten o konuya gireceğiz. Diğer filmler işte günümüzün Kral TV'si görevini görmüş aslında. Yani demişler ki ya biz senin planı nasıl tanıtacağız? Kasetini nasıl tanıtacağız? İşte 8-10 tane filmin içine şarkı serpiştir. Üstüne bir tane konu yaz. Genelde de bakıldığı zaman acı, dram, imkansız aşk. Bir genç var. Ya bu ırgat oluyor. Ya dediğin gibi az önce bir şoför oluyor. Ama mutlaka bir feleğin sillesinden geçmiş oluyor. Yakınlarına bir şey oluyor. Sevdiği bir kız var. Onun gözü zenginlikte oluyor filan. Ve sonunda mutlaka bir kötü adam, bir savaş ve sonuçta bir gelir dengesizliğinde bir bozulma oluşuyor.
Yani kahramanımız fakirken zengin, zenginler de tam tersine fakirleşiyorlar. Ve insanlar bunlardan mutlu olmuşlar. Çünkü niye? Biraz gecekondu kültürünün de artık yavaş yavaş şey göstermesi Türkiye'de. Ve az önce söylediğim gibi sinema furyaları içerisinde artık komedi filmleri, işte o Arzu filmin çekmiş olduğu filmler de bir yere kadar getiriyor sinemaya ama ondan sonrası onlar da bitiyor. Erotik filmler çok fazla yayınlanmaya başlıyor. Bu durumda aileler sinemalardan çekiliyor. Ve açıkçası burada tam böyle pansuman olan bu bahsettiğimiz arabesk filmler çıkıyor aslında. Ve arabesk filmler tekrardan halkı sinema salonlarına çekmeye başlıyor. Ve insanlar kendilerinde bir şey buluyor. Çünkü herkesin hayatında bir dram var, bir acıklı bir yan var. Ve insanlar buradan empati kurarak ve ciddi anlamda ilk başlarda aslında nitelikli ve güzel yapımlar çıkmış. Fakat sonrasında öyle bir laçkalık olmuş ki artık filmler birbirinin aynısı. Oynayan kişiler aynı. Ne bir özen var, ne bir düzen var. İşte hiç sinemanın önünden bile geçmeyecek isimlerin film yaptığını görüyoruz mesela. İşte örnek vereyim yeri gelmişken. İşte Kibariye, Hüdanya mesela hiç şey olmayan filmler. Bunları oyuncu demişler ve koymuşlar. Bunu asla yadırgamıyoruz. Herkes oyuncu olacak diye bir şey yok. Yani çok iyi ses sanatçısı olabilirsin ama oyunculuklar ortada. Bunları nasıl Hakkı yapmışlar? Bulut'un bile filmi var ya. Hakkı Bulut'un da filmi var. Oyunculuğun yanına çok star bir isim koymuşlar. Mesela Kibariye filminde karşısına Fikret Hakan'ı koymuşlar mesela. Fikret Hakan kabul etmiş o rolü ve filmi biraz o götürmüş aslında bakıldığı zaman. Ama temelinde baktığın zaman yine kötü bir film aslında. Ve sonrasında ne oluyor? Yavaş 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 artık o filmlerin de bir sonu geliyor. Zaten sosyal bilimlerde arabeskin temel anlamı bozulmuşluk ve yozlaşmışlık olarak geçiyor. Yani bakarsan hani ben 80'lerin ortası ve 90'ların sonu yani özel televizyonun çıkmasıyla birlikte o dönem içerisinde gerçekten sinemanın yozlaştığını ve bozulduğunu düşünüyorum arabesk filmlerinden. Ve sonra zaten sinemanın iflas etmesinin ve tıkanıklığa girmesinin arkasına eşkıya ile birlikte yeni bir sayfanın açılmasının en büyük şeylerinden biri bence bu filmler. Tabii burada çok uzatmayayım. 80 darbesinin de çok etkisi var. Yani 80 darbesinden önceki yapılan filmler ve 80 darbesinden sonra yapılan filmlere baktığımızda bu şeyi çok hissedebiliyoruz. Yani mesela ben not almışım. 79 yılında mesela darbeden hemen önceki yıl 195 tane film çekilmiş Sedat. Bu filmlerin 19 arabeskmiş. Evet, Yani evet. %10'a tekabül ediyor neredeyse. Darbeden bir sene sonra film sayısı 72'ye düşmüş. Yani neredeyse 1/3 oranında azalmış. Ve 33 arabesk film olmuş bu sefer. Yani %46. Yani aslında askeri darbe bu filmlerin bence temelini oluşturuyor. Yani o darbenin etkisi, insanların yaşamının değişimi, ekonomik kriz. Belki bunların hepsi birer etken olarak çıkmış ortaya. Ve buradan da sonrasında filmler yürümüş gitmiş. Esasında tabii 80 sonrası bu kadar çok artmasının sebebi darbe olsa da ki zaten aşikar bu verdiği istatistikler sanırım Gelişim Sinema Dergisi'nde yayınlanan bir istatistik bu. 1980 yılında da 68 tane film çekiliyor. Bunun 27 tanesi arabesk. Darbeden bir sene sonra da işte dediğin gibi 72 filmin 33 tanesi arabesk. Oran %45'e çıkmış, %50'ye doğru gidiyor. Neredeyse yarısına kadar arabesk filmler, arabesk şarkıcıların filmleri çekiliyor. Bu aslında bir ihtiyaçtan doğuyor. Çünkü şöyle de bir şey var. Taşı toprağı, altın şehir İstanbul'a göç modası başlıyor. Köyden kente göç. Sadece İstanbul'a değil, ben Erzurumluyum. İşte Erzurum'dan nereye göç ediyorlar? Bursa'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Manisa'ya, büyük şehirlere hep göç edilirdi ya da Ankara'ya gidilirdi. Çünkü bir yoksulluk var, bir yoksunluk var. İnsanların işte bulundukları yere işte hizmet gelmiyor ya da çalışacak imkan, para kazanacak imkan bulamıyorlar. Ne yapalım? Taşı toprağı altın şehre gidelim. Taşı toprağı altın şehre gittiklerinde enteresan oraya tutunamıyorlar. Yani oradaki hayata ayak uyduramıyorlar ve bir anlamda dışlanıyorlar. Dışlanınca da bu dışlanmış insanlar gettolar oluşturuyor şehrin dışında. Kemal Sunal filmlerinde falan da çok görüyoruz. Yani gecekondu mahalleleri işte yine benzer arabesk filmlerde de görüyoruz. Ekseriyeti gecekondu mahallelerinde şehrin dışındaki bir mahallede yaşıyor. Oradaki sanatçı ya da işte oradaki oyuncu kimse hangi sanatçıysa hep böyle yerlerde yaşıyor. Şimdi oraya ayak uyduramayan insanların hep acıyla, kederle, hüzünle hemhal olmak gibi bir durumu var. Ve bu durumu da ifade eden müzikler
arabesk müzik olduğu için sözüyle olsun, müziğiyle olsun bunları ifade ettiği için insanlar bu müziğe dört elle sarılmışlar ve gerçekten belli bir süre bunları dinlemek istiyorlar ve şeyde de istiyorlar. Televizyonda da Taşı Toprağı Altın diye İstanbul övüldü. Evet öyle bir övüldü. Bunlar televizyonda da izlemek istiyorlar fakat orada şöyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Geleneksel müzik anlayışını korumak isteyen, Türk kültürünü korumak isteyen TRT arabesk müziğe asla izin vermiyor. Arabesk müziğe izin vermeyip yasakladığı için ondan sonra filmler başlıyor. Filmlerin çekilmesinin temel sebebi de aslında onların çok iyi oyuncular olduğundan mı? Hayır. Albümlerini, şarkılarını sinemada insanlara tanıtmak. Şimdi şey yapacağına, tanıtım vesaire falan yapacağına hem film çekiyor, parayı oraya harcıyor. Hem filmin bir anlamda soundtrack albümünü oluşturuyor, kendi albümü. Genelde filmin ismi onun albümü oluyor. Çeşme gibi, işte Batsın Bu Dünya gibi, Kır Gönlünün Zincirini, Mavi Mavi, işte Haydi Söyle falan gibi böyle albümler. En son işte İbrahim Erkal'ın var Canısı, albümünün ismi. Şimdi bunlar böyle olunca ya da işte popüler şarkısının ismi, bunlar böyle olunca şarkılarını tanıtacakları bir mecra haline geliyor. Bu filmler. Fakat insanlar buna gidip işte izliyorlar. Filmde bütün şarkıları dinliyorlar. Hepsi güzel olmasa bile 10 tane şarkı varsa 7-8 tanesini diyorlar daha güzelmiş. Hemen çıkışta gidip koşa koşa albümünü alırlar. Ve o dönemki albümlerin satılmasının, bu kadar çok satılmasının ya da işte şehir efsanesi işte şu kadar milyon izlendi falan denmesinin sebebi de bir anlamda budur diye düşünüyorum. Bu ilginç bir pazarlama taktiği ve gerçekten de tutmuş diye düşünüyorum. Çünkü bayağı satmış yani insanlar izlemişlerdir diye. Ama o kadar onu da yeri gelmişken söyleyeyim işte birileri mesaj gönderdi Ferdi Tayfur'un filmi 12 milyon izlendi falan. Ben bunun gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bir şehir efsanesidir diye düşünüyorum. 12 milyon falan bana imkansız geliyor. 5-6 deseler belki ama 12 milyon bana gerçekten şehir efsanesiymiş gibi geliyor. Ha, bununla ilgili kanıt vesaire bir şey varsa bir kaynak ya da işte hani Kültür Bakanlığı'nda şurada burada falan bir kaynak bir şey gösterirlerse belki o zaman inanırım ama onların da zannetmiyorum öyle bir kaynak olduğunu ellerinde. Senin söylediklerine ilave eden bu özellikle TRT'deki yasaklar ve sonrasında Anavatan Partisi Turgut Özal'ın yasakları kaldırması ve videonun devreye girmesi bence arabesk filmlerin artık yavaş yavaş fitilini sonunu ateşleyen şeyler oldu. Ne oldu? İşte daha böyle tek düze köy filmleri yavaşlı olmaya başladı dönemlerde ve akabinde de videonun çok fazla çıkması, herkesin evine videonun girmesiyle birlikte bu filmler sinemalardan yavaş yavaş çekildi. Özensiz, çok alelade, kötü şartlarda filmler çekildi. Çünkü niye artık bu arabesk sanatçıların çoğu artık TRT'ye çıkıyordu. O yüzden bakın o dönemlerden itibaren, 86-87'den itibaren, 90'a kadar süre içeride artık arabesk starları dediğimiz insanların çok fazla film çekmediğini, çekenlerin de genelde sosyal içerikli, işte ne bileyim uyuşturucudur, şudur, budur, işte kötü adamlardır, bilmem nedir. Yani o tarzda filmler çektiğini görüyoruz. Ama ondan öncesi, 86 öncesine baktığımızda durum daha değişik. Şimdi filmlere girersek Orhan Gencebay mesela bugünlerde en çok tartışılan isimlerden biri yani günümüzde. Yani eskiden çok seveni vardı, şimdi artık seveni fazla yok. Bu arada biraz önce yazışınca aklıma şey geldi. Seyircilerimize de şunu soralım Sedat. Hep başlarda sorduk ama onların en çok sevdiği arabesk film hangisi diye soralım bence. Onu Çünkü o soralım kadar çok ki. bir tanesi de bir arkadaşım nereye 0.45 demiş ki Gülhane konseri rekorunda inanmıyorsun sanırım. Şimdi elma ile armutu karıştırmayalım. Gülhane konserinde sanırım emniyetin aldığı bir kayıt vardır. 200 bin diyordur. Bu kayıtlara inanabiliriz. Ama 1978 yılındaki sinema seyircisinden o kayıtlardan bahsediyoruz. Biletli seyirci ya da biletsiz seyirci bilmiyorum. Gerçekten şey sayı mı verdiler? Hani yuvarlama bir sayı mı verdiler? Yoksa birebir bir sayı mı bilmiyorum ama ben 12 milyon olduğuna inanmıyorum. Ama Gülhane Parkı'ndaki konserin doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. O kadar insan oraya sığabilir. Fakat zamanında şöyle bir şey olmuştu. Şimdiye kadar yapılmış en büyük halk konseri bir sanatçının değil ama birçok sanatçının yer aldığı en büyük halk konseri zannedersem Türkiye'de rekor 600 bin. Şimdi Gülhane'deki konser 200 bin diye biliyorum ben. O rakam doğru mudur oradaki 200 bin sayısı bilmiyorum da
Ama eğer öyle bir şey varsa ben doğru olduğuna inanıyorum. Fakat 12 milyon sayısına herhangi bir kaynak görmeden ben inanmıyorum. İnanana da saygı duyuyorum. Şimdi ben İnanıyorlarsa yapacak bir şey o yok. hasılat rekoruna Çeşme filminde girecektim ama madem konu buraya geldi ben küçük bir matematik hesabıyla buna cevap vermek istiyorum. Mesela Çeşme filminin yapılan röportajda, Ses Dergisi'ne yayınlanan röportajda da filmin haftada 200 bin lira hasılat elde ettiğini söylüyor. Şimdi ben şeyi hesapladım. Dolar o zaman ne kadarmış diye hesapladım. 6 sıfırı da atarak 0,64 TL'ymiş. Yani 1 lira bile değilmiş dolar. Yani baktığımız zaman 128 bin dolar o günün şartlarıyla haftada bu film hasılat elde etmiş. Yani yaklaşık bugünün parasıyla da 4 milyon 352 bin. Bugün biletin ortalama 120-130 lira olduğunu düşünürsek yani yaklaşık 40 bin kişi gitmiş filme. Yani çok basit bir hesapla bugünün yani o filmin Çeşme filmi haftada 40 bin kişi gitmiş. Bunu aya vurursan 160 bin kişi yapar. Yani hani bakıldığı zaman Çeşme filmde rekorlar kırdı, şöyle oldu, böyle oldu dediği zaman hasılattan gittim bakın arkadaşlar. Hiç başka bir şeyden gitmedim. Yani siz dersiniz ki sinema bileti o gün 50 liraydı. Ben bugünün şartlarına göre yuvarladım. Çok basit. Direkt dolara çevirerek bunu yaptım. Ve dolar sonucunda dedik haftada 40 bin kişi gitmiş. Ha diyebilirsiniz ki Türkiye'nin nüfusu o zamanlar 80 milyon değildi. Nüfusu oranlarsan ayrı bir konu. Ama yani 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon kişinin bu filme gitmesi mümkün değil. Ve kendi hasılat raporları yani bunda Ses Dergisi şeyden almamıştır, kafasına göre almamıştır. Mutlaka Saner filmciliğe sormuştur. Hulki Saner veya oranın muhasebecisi kimse bunu söylemiştir. Yani yayınlandığı haftada 200 bin lira hasılat elde eden bir filmden bahsediyoruz. Yani öyle milyonluk falan değil. Benim tahminime göre hadi taş çatlasın 500-600 bini geçmemiştir diye düşünüyorum. Şimdi buradan da Şimdi linç yiyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Gerçekler bunlar. alıştık ona artık. Şimdi şöyle bir şey var. Bu arabesk filmlerin ilki çok kıymetli bir yönetmen tarafından çekiliyor. Ömer Vakat 1971'de hiçbir oyunculuk tecrübesi olmayan Orhan Gencebay'la bir film çekiyor. Filmin adı Bir Teselli Ver. Zaten Orhan Gencebay'ın muhtemelen o dönemki ilk albümünün ya da işte o dönemki albümünün ismi Bir Teselli Ver. Burada yine gecekondu hayatıyla ilgili bir şey anlatılıyor. Toplumsal bir içerik var. Yine dediğim gibi hayata adapte olamayan insanların hikayesinin anlatıldığı bir film. Orhan Gencebay'ın bu filminden sonra neredeyse 6-7 sene hiç arabesk içerikli ya da hiç arabesk sanatçılarının yer aldığı bir film olmuyor. Ve ondan sonra çekilen ilk film ne tesadüf ki 12 milyon gişe yaptığı söylenen Çeşme filmi. Susadım Çeşme'yi Ya ya. Varman zorla ayrıldım. Ferdi Tayfur'u ben çok severim. Dinlemekten de çok hoşlanırım. Gerçekten muhteşem bir sesi var. Filmlerini de gerçekten Filmleri de çok güzeldir kıymetli onlar. buluyorum. Aynen öyle. Özellikle Ferdi Tayfur'un oyunculuğunu, filmlerdeki oyunculuğunu yükselten Esen Günay'a da buradan bir kez daha rahmet dileyelim. Esen Günay olmasa belki Ferdi Tayfur bu kadar çok filmleri bu kadar çok benimsenmeyecekti. Neredeyse özdeşleşmiş durumda. Ben Ferdi Tayfur'u Esen Günay seslendiriyor diye paylaştığımda bunun için de TikTok'ta daha rahat oluyor galiba insanlar. Çok küfür yemiştim. Kimi kandırıyorsun? Gerçi kandırıyorsun yerine başka kelimeler kullanmışlardı ama Ferdi Sedat Baba'nın bir kendi sesi diye. araya gireyim. Nereye Tabii. 0.45 yazmış demiş ki YouTube'da bir video 100 milyon izleniyor. Türkiye'de 100 milyon kişi mi var? Yani bu elma ile elma, armutla armut çok başka şeyden bahsediyoruz şu an arkadaşlar. Ben Yani 5-6 tane Gmail hesabı açabilirim. yani YouTube hesabı bunu da açabilirim. YouTube'da dünyada da izlenebiliyor. Mesela Almanya'daki Türkler de izleyebiliyor. Başka yerdeki Türkler de izleyebiliyor. Ayrıca bu Türkiye nüfusuna oranlanmaz. Ben direkt hasılattan çıkarttım ama ben yine diyorum tepki alacağımızı biliyorum. Ama yine de gerçekleri söyleyeyim. Orhan Gencebay demişken ilk giriş orada yaptım aslında. Hani bugün çok fazla sevilmeyen bir insan. O zamanlar böyle kapı pencere kırdıran isimlerden biri. Ve özellikle Orhan Babacılarla Ferdi Babacılar her zaman bir arabeskin babası kim diye bir şey yaparlar. Ama sinemaya baktığımız zaman Orhan Gencebay'ın Ferdi Tayfur'un kalite anlamında önünde olduğunu görüyorum. Yani kim ne derse desin. Nasıl kalite önünde? Az önce söylediğin gibi yani öyle isimlerle çalışmış ki yani hiçbir arabeskçinin çalışmayacağı isimlerle çalışmış. Şimdi notlarıma bakıyorum. Senin dediğin gibi Ömer Lütfü Akat, Şerif Gören, Osman Seden, Zeki Alasya, Halit Refik,
bunların yönetmenlik yapmış filmlerinde. Şerif Gören 4 tane filmini yönetmiş. Yani bir tane de Zeki Alasya Kaptan filmini yönetmişti galiba değil mi? Kaptan filmini yönetmiş. Mesela ilk başlardaki 4-5 filminin senaryosunu Sefa Önal yazmış arkadaşlar. Yani Sefa Önal'la çalışmış. Şimdi çalıştığı isimlere gelelim. Mesela ne oldu? Arabesk film sezonunda ne vardır? Genelde oyuncular kimlerdir? İşte Serpil Çakmaklı, Oya Aydoğan, işte Yaprak Özdemiroğlu, işte Güngör Bayrak. Genelde zaten ilk isimler bunlar. Mesela kimle çalışmış? Hülya Koçyiğit'le iki film yapmış. Bir Araya Gelemeyiz ve Şoför. Müjde Fatma Girik. Vardı. Fatma Girik'le Hatasız Kul Olmaz'ı yapmış. Yani Dört Yapraklı Yonca'nın ikisini oynatmış. Gülşen Bubikoğlu'yla iki, Müjde Arla 4 film yapmış. Yetmemiş, 1985 yılında Doruk filmiyle Cüneyt Arkın'la çalışmış. Şimdi bana Ferdi Tayfur, Ümit Besen, kim sayarsan say. Hiçbirinin çalışmadığı isimler bunlar. Yani hiçbir Cüneyt Arkın'la da film çekmemiş. Fatma Girik'le de Hülya Koçyiğit'le çekmemiş. Ve ilginç olan notlardan bir tanesi Kan Çiçeği ve Utan filminde kendi sesiyle oynamış. Ama 27 filminde sesini tamamen Abdurrahman Pala'ya emanet etmiş. Az sonra Ferdi Tayfur'a girdiğimizde de orada Esen Günay örneği var. Evet. Bir kez Zafer Ergin, birinde de Torun Karacaoğlu seslendirmiş. Zafer Ergin Kaptan filminde seslendirmişti. Bence ben de yakışmamış. Hiç yakıştıramamıştım ya gerçekten. Evet. O filmin seslendirme yönetmeni bildiğim kadarıyla Ayşin Atav'dı. O filmde seslendirme yönetmeni Ayşin Atav olması lazım. Çünkü onunla ilgili bir gazete küpürü vardı. Ayşin Atav için şöyle seslendirmecilikten yönetmenliğe. İşte Zeki Alasya orada Ayşin Atav'la bir konuşurken bir fotoğraf çekmişler. Orada ya onu paylaşmışlardı. Gazetede basmışlar. Ayşin Atav'dı galiba onun yönetmeni. Neden Zafer Ergin tercihini yaptı bilmiyorum. Ama Dinçer Çekmez bile seslendirebilirmiş aslında. O dönemlerde evlerdi galiba Ayşin Atav'la. Ama ben yakıştıramadım nedense onu. Bir küçük notum da var. Mesela burası çok ilginç. Mesela en iyi filmi IMDb puanına göre Ben Doğarken Ölmüşüm. 5.9. En iyi film. En kötü filmlerini söylüyorum. En kötü. 4.2 alan 3 film var. Bir Teselli Ver. Ömer Fakat yönetmiş. En kötü filmi olmuş yani. Feryada Gücüm Yok. Şerif Gören yönetmiş. Ve Kaptan Zeki Alasya yönetmiş. Bunların hepsi de 4.2 almış. Yani az önce saydığımız isimler çok güzel işler yapmış. Bence o filmler de güzel ama niye 4.2 vermiş? Biraz orada acımasızlık olmuş aslında ama. Yani arabesk olduğu için böyle bir şey olmuştur bence. Ya da Orhan Gencebay olduğu için. Bizde şöyle bir sıkıntı var. Biz sanatçıları bu aslında sanatçıların da biraz kabahati. Sanatçılar da nedense son dönemde son 10 sene diyeyim hadi 10 senede 15 senede özellikle böyle insanların ayrıştığı noktalarda tarafkir olma gibi bir heves var sanatçılarımızda. Bu onlar için ben çok büyük yanlış olduğunu düşünüyorum. Takım konusu yani futbol konusu, spor konusunda, siyaset konusunda, işte politik konularda, sosyal konularda nedense ayrışmayı tercih ediyorlar. Oysa ki sanatçı birleştirici unsur olması gerekirken neden ayrıştırmayı tercih ediyorlar? Onu anlamış değilim. Orhan Gencebay'a gösterilen tepki de biraz bundan kaynaklanıyor. Mesela Müslüm Gürses'e böyle bir tepki gösterilmiyor çünkü Müslüm Gürses gel kim olursan ol yine gel ister ateist ol ister meclisi yine gel prensibini benimsemiş bir adamdı Allah rahmet eylesin. Fakat Orhan Gencebay tarafını belli edip ve bu tarafını da ateşli böyle canhıraş bir şekilde savununca karşı taraf açısından lanetlenen bir adama haline geldi ya da işte böyle tukaka denilen bir adam haline geldi. Ben buna da katılmıyorum. Orhan Gencebay için zamanında şöyle bir yorum yapılmıştı. Antik Yunan'da yaşasa müzik tanrısı olarak addedilirdi diye. Çok başarılı bir müzisyen olduğunu düşünüyorum. Sadece arabesk şarkıcısı deyip diye nitelendirilecek bir adam olduğunu düşünmüyorum ben Orhan Gencebay'ın. Bütün bu düşüncelerinden, hal ve hareketlerinden sıyrılarak söylüyorum bunu ben. Hala dinlerim, şarkılarını çok severim. O 4.2 almış ya da işte 5.9 almış filmler vesaire falan ben onları denk geldiğim zaman izlemeye çalışırım. İzlerim de yani en azından bizim kötü diye addedebileceğimiz filmlerden çok da kötü değildir. Yani Orhan Gencebay'ın ya da Ferdi Tayfur'un, İbrahim Tatlıses'in, Müslüm Gürses'in filmleri için pek söyleyemeyeceğim öyle ama çok severiz kendisini. Ama filmleri çok başarılı değildir. Ama bu saydığım 3 ismin filmlerinde bir konu, bir tema var ve bu tema üzerinden gidiyorlar ve çizgilerini filmler açısından hiç bozmamışlar. O sebeple ben başarılı buluyorum bu konuda. Çünkü bir de şu var.
hep yani insanların birçoğunun işte dedik ya bakın %45 gibi bir oran var. İnsanların birçoğunun duygularına tercüman olmuş insanlar bunlar. Belki de çok yanlış yollara tevessül etmemelerine sebep olmuş insanlar. Kendilerini ifade edecek bir yol bulmuş bu insanlar o sanatçılarla. O sebeple kendilerini de ifade edebildikleri için bu şarkılarla, bu filmlerle kendilerini ifade edildiğini en azından beyaz perdede gördükleri için belki de çok yanlış yollara sapmalarına engel olmuşlardır diye düşünüyorum. Yine benzer bir dönemde aslında arabesk değil de bunun hakkını teslim etmek lazım. Cüneyt Arkın'ın filmleri de benzer bir etkiyi göstermiştir bence. Özellikle toplumsal içerikli filmleri. Cüneyt Arkın'ın ben o malum furyaya girmeyeceğim. İşte toplumsal filmler çekeceğim, borç harç da olsa çektiği filmleri yine insanların yanlış yollara girmesine engel olmuş filmlerdir diye düşünüyorum. O sebeple bu sanatçılarımızın da hakkını teslim edelim. Öyle aşağılanacak türden filmler değildi bunlar bence. Aynı fikirdi ama Orhan Gencebay mesela 83 yılına kadar gerçekten bir kalite çizgisi tutturmuş. Ama 83 yılında ne olduysa tamamen hani o nasıl söyleyeyim kalbur üstü insanlarla çalışmayı bırakmış ve tamamen güncel olmayan o arabesk filmlere dönüş yapmış. Yani filmatografisini incelediğiniz zaman 83 yılında bir kırılma var. Bu filmlerin aslında başarısının altında yapımcı firmalar da yatıyor. Yani bütün filmlerini Hürrem Erman'la ve Selim Soydan'la ikisiyle birlikte çekmiş. Yani bir Hürrem Erman'dan film yapmış, bir Selim Soydan'dan film yapmış. Ama 83 yılında ne olduysa o kırılmayla itibaren Gülşah Film, Selim Soydan tamamen bitirmiş anlaşmalarını Orhan Gencebay'la ve sadece Ümit Besen ve Ferdi Tayfur filmleri yapmaya başlamışlar. Hürrem Erman zaten tamamen bırakıyor. Dediğim gibi 83'ten sonra orada bir kırılma yaşanıyor. Ama 83'e kadar yaptığı bütün filmler bence gerçekten çıtanın üstünde filmler. Diğer filmlere baktığımız zaman. Bunun gibi işte Ferdi Tayfur'a gelirsek, Ferdi Tayfur da mesela dediğin gibi çok sonraları başlamış. Yani 71'de başlıyor Orhan Gencebay. 77, 78 gibi, 79 gibi hatta neredeyse Ferdi Tayfur filmleri çıkıyor. Ferdi Tayfur da aynı şekilde biraz önce söylediğin gibi bir müzik kariyeriyle birlikte yapımcıların dikkatini çekiyor. Biraz sonra onu da anlatacağız zaten. 35 filmde oynamış kendisi. Bu filmlerin de çoğunda Natuk Baytan ve Temel Gürsu imzası var. Şeyde Ben Datuk de Baytan filmini... Remzi Jöntürk müydü? Orhan Gencebay'da oya da İbrahim Tatlıses'te Remzi Jöntürk Şeyde yok. ağırlıktaydı Orhan Gencebay'da galiba. yok. Ferdi Tayfur'da ama baktığınız zaman 7 tane Temel Gürsu filmi var. Natuk Baytan da 6 film çevirmiş mesela. Şey güzel. Mesela Natuk Baytan'ın çektiği filmler çok güzel. Onda Kemal Sunal filmlerin havasını hissediyorsunuz. Gerek oyuncularından, gerekçe mekanlarından. Şöyle baktığınızda diyorsunuz ki evet ya bu filmde bir şey var diyorsunuz. Temel Gürsu filmleri de öyle aslında. Baktığınız zaman bir hareket var, bir şablon üzerinde gidiyor. Şeylere baktığımız zaman da, oyunculara baktığımız zaman da biraz hani orada genelde arabesk filmlerinde hep şey var. Sanatçıların aşk durumuna göre de birazcık şekillenmiş oyuncular. Mesela Ferdi Tayfur ekseriyet Necla Nazır'la çalışmış. Yani bu 35 filmin 12 tanesini Necla Nazır'la yapmış. Az sonra göreceğiz mesela İbrahim Tatlıses'te Derya Tuna, Hülya Avşar. O isimler öne çıkıyor mesela. Perihan Savaş, o dayak olayına kadar olan sürede Perihan Savaş mesela daha revaçta. Ferdi Tayfur filmlerinde genelde ses olarak kendisini... Banu Alkan nostalji sahnesi demiş ki Banu Alkan ya bu arada böldüm özür dilerim nostalji sahnesi benim çok yıllar evvelinden sözlük arkadaşım Tufan'ın sayfası ben yeni fark ettim affetsin takibi aldım nostalji sahnesini takip alın çok ilginç paylaşımları var yeri gelmişken hazır yorum yazmışken bunu da söyleyeyim burada Dediğim evet abi sen diyorum. gibi Esen Günay'a teslim etmiş sesini. 35 filmin 30'unda Esen Günay olmuş. Bugün zaten Esen Günay'ın sesini duyan herkes diyor ki Tayfur'un Evet sesi olarak evet zaten ya. aksediliyor. Ama kendi sesini hiç kullanmamış. Yani çok enteresan. Mesela Orhan Gencebay 2-3 filmde kendi sesini kullanmış. Kan Çiçeği filminde 1989'da ve Utan filminde 1990'da kendi sesini duyuyoruz. Ama Ferdi Tayfur hiç bu yola gitmemiş. Yani hep başkaları seslendirmiş. 6 tane filmi yönetmiş. Mesela Orhan Gencebay'ın hiçbir yönetmenlik şeysi yok. 5 filmin senaryosunu yazmış. Kendi oynadığı filmlerin 5'inin senaryosunu yazmış. Yine IMDb puanına göre en yüksek oyu İnsan Sevince filmi. 6,8 almış ki
Orhan Gencebay filmlerine baktığımıza göre daha yüksek bir puan. En düşük filmi de 3.8 ile Ya Benimsin Ya Toprağın. Tam arabesk isim yalnızak. Ya Benimsin evet, Ya Toprağın. Çok iyiymiş. Senin burada şimdi... notların varsa onları değil. En son ben burada şey bitirirken Ferdi Tayfur bölümünü Çeşme filmin hikayesini anlatacağım. Onlarla ilgili şöyle bir dedin ya, Natuk Baytan filmlerini izlerken bir Kemal Sunal havası görürüz. Kemal Sunal filmlerinde de aslında Ferdi Tayfur'a benzer dönemde çekilen Ferdi Tayfur filmlerine ya da benzer dönemde çıkan Ferdi Tayfur şarkılarına gönderme var. Mesela Yedi Bela Hüsnü'de Hüsniye'nin kapısına gidip Ferdi Tayfur şarkılarını dinliyor. Korkusuz Merak Korkak'tan. Merak etmesem de herhalde. Merak tabii etmesem. Tabii Korkusuz Korkak'ta Hatasız Kul Olmaz, İnsan Sevince, Aşkı Ben Mi Yarattım falan diye Ferdi Tayfur'un böyle şarkılarını işte Orhan Gencebay'ın şarkılarını, Ferdi Tayfur'un şarkılarını, arabesk şarkıları falan söylüyor. Orada da mesela şey var, gönderme var. Hatta Yedi Bela Hüsnü'de Merak Etmesen'i söyledikten sonra Hüsnü'ye camı kapatıyor falan. Açıyor, senin sesini beğenmedi, ben senden daha güzel söylerdim falan diye. Ferdi Tayfur'a giydiriyor orada. Natuk Baytan böyle şey bir anlamda bizim yani yazılım dilinde şey derler, cross platform ilerlediği için oradan oraya göndermeler yapıyor. Şimdi burada arabesk filmlerle ilgili benim ilk çekilmeye başladığı dönemlerde söyleyecek şöyle bir şeyim var. Arabesk filmler Yeşilçam sineması için bir yenilik olarak düşünülmüş aslında. Yani şöyle, Yeşilçam oyuncularının artık tek tip hikayeden, tek tip oyunculuktan yapımcıların sıkılıp arabesk şarkıcılarına film çektirme meselesi, daha farklı hikayelerle film çektirme meselesi Yeşilçam'da bir yenilik veya değişiklik olarak algılanmış. Bu yine bahsettiğim bu akademik çalışmalardan birinde geçiyordu. Bu filmlerin temeli arka tarafta işte arabesk müzik, işte o albümdeki şarkıların neyse işte o müziğin eşliğinde film kahramanının yaşadığı acı dolu hikayeyi anlatır ve temelde de aşk acısı, fakirlik var, işte cinayet, gurbet, ayrılık gibi temalar işleniyor. Ve aslında 70'li yıllarda çekilen arabesk filmlerde olmayan öğeler, bu sadece bu bahsettiğim öğeler varken, 70'li yıllar yani 80 darbesinden sonra ortaya çıkan öğelere baktığımızda çok daha farklı şeylerle, temalarla karşılaşabiliyoruz filmlerde. Belki de onlar için de bir doyum noktası oluyor. Doyum noktası olduğu için artık bu yenilik de kendini tekrar etmeye başlıyor. Çünkü aynı hikayeyi birçok kişi film yapıyor. Şimdi Çeşme filmini anlatacaksın ama ben şuraya girmek istiyorum. Aynı filmin işte birçok hikayenin aynı, başka kişiler film yapıyor aynı hikayeyi diye. Versiyonları var farklı. Şöyle tabii. Mesela bir filmin bir İbrahim Tatlıses versiyonu var. Bir de Yılmaz Güney versiyonu var. Mesela Yılmaz Güney arabesk şarkıcı olmamasına rağmen yine arabesk şarkıcılarını dinleyen, kendisini onunla özdeşleştiren, işte benim hikayemi anlatıyor diyen insanların da aslında bir anlamda idolü olmuş bir isim. Hiç şarkıcılığı vesaire yok. Ama anlattığı, yani çektiği filmlerdeki hikayeler bu insanlara hitap ediyor. Bu da çok enteresan bir şey. Yani arabesk şarkıcısı furyasından mı faydalandı o dönem, ne yaptı bilmiyorum. Ya da arabesk şarkıcıları onun yarattığı, onun oluşturduğu yola mı girdi bilmiyorum ama ikisinin çıkış noktası, ulaştığı kişiler hemen hemen aynı kişiler. Mesela Kaç Para Olan Bir Flüt derken İbrahim Tatlıses Yılmaz Güney'de mandolin diyordu galiba. Aynı hikayede, tek farklılık birisi flüt, birisi mandolin diyordu. Böyle de enteresan bir şey var. Mesela bu dönemki filmlerin ekseriyetinin hep benzer replikleri vardı. İşte az önce dediğimiz gibi Kaç Para Bir Flüt, mandolin, işte Fakir Ama Gururlu Bir Genç vardı, karşına çıktım, İşte Seni Yeneceğim İstanbul falan gibi kült replikleri vardı. Buna belki eklenebilir. Eğer aklına gelen varsa arkadaşlar yazsınlar. Ve bu da Kaderin Acı Cilvesi sürekli tekrar etmeye başladı kendini. Tekrar edince insanlar sıkıldı ve bir yerde son buldu bu. Evet. Şimdi Çeşme filmine gelirsek, senin az önce söylediğin gibi yani Orhan Gencebay'ın ilk filmlerinden sonra çok arabesk film çekilmemiş. Hı hı. 77 yılında işte az önce söylediğimiz gibi sinema sıkıntıya girdiğinde Hulki Saner, Saner Filmciliğin sahibi bir senaryo üzerinde çalışmaya başlamış. İşte bu Çeşme filminin senaryosu. 6 ayda falan yazmış bu senaryoyu. O zamanlar bir Fransız şarkısı varmış. Plaisir Démon diye. Tam aksanı yapamadım, kusura bakmayın. Fransızcam yok çünkü. Şimdi orada iki aşığın bir nehrin
altında oturup işte bu nehir aktıkça ben seni seveceğim diye geçiyormuş şarkının sözleri. Ve Hulki Saner zaten suyun bereketine çok fazla inanan bir insanmış. Ve senaryoyu da buna göre kurmuş. Tabii şelale bulamadıkları için muhtemelen bunu çeşmeye devirmişler ve çevirmişler. 6 ay sonrasında filmin senaryosu yazılmış. Temel Gürsü'yle oturmuşlar. Ya demişler ki bu filmi kim oynayacak? Bir kere şarkıcı olması lazım. Hı-hı. İşte Orhan'ın zaten anlaşmaları var. Belirli şeylerle az önce söylediğimiz gibi. Ve o zaman İzmir Bölge Müdürü. Yani o zamanki sinemalar bölge işletmeleriyle birlikte yapılıyor. Emin Çatal Yürek. Saner'e diyor ki ya bir tane şey var. Genç bir sanatçı adayı var diyor. Ben sana kasetini, planı göndereyim bir dinle diyor. Ve dinliyor. İşte Çeşme şarkısını dinliyor. Ya diyor su, çeşme tam bizim istediğimiz şey. Orhan Gencebay'da o zamanlar Adana'da yaşıyor hatta. İstanbul'da bile değil. Hı hı. Çağırıyorlar işte Orhan Gencebay geliyor. Anlaşmalarını falan yapıyorlar. Her şey tamam bu sefer kadın oyuncu yok. Kadın oyuncular oynamak istemiyor. Çünkü hani arabesk temalı bir film. İşte hı hı. Şey yapacak. Ve en son Necla Nazır ikna oluyor. Biz geçenlerde bir röportaj yayınladığımızda Necla Nazır da şöyle diyor. Ben onu konservatuvardan biri sanıyordum. Hani o dönemlerde Bülent Ersoy'un da işte Gülşen Bubikoğlu'na çektiği filmler var. Öyle filmlerden biri zannediyormuş aslında. O tarzda gitmiş ama tamamen arabesk içerikli olduğunu görmüş. Ve oynamaya başlamış. Yani işin temeli oradan geliyor. Şimdi az önceki hasat rekoruyla ilgili konuşunca hep Derbeder filminden bahsediyorlar. Derbeder filmde Temel Gürsu'nun bir ifadesi var. 5 milyon 500 kişi İstanbul'da sadece bu filmi izledi diye. Tabii bu kaydı kuyduğu nereden almıştır, nasıl yapmıştır orayı tam bilmiyoruz. Ve sonra İstanbul'da bu kadar kişi izlediyse İstanbul dışında da izleyenler çarpı 2'dir denilip 10 milyon sayıya ulaşılmış yani. Aslında 10 milyon yapıyor da 10 milyon gibi bir sayıya ulaşılmış. Programın o bölümünü kaçıranlar için ben tekrar edeyim. Yani Çeşme filmi 200 bin lira hasılat elde etmiş bir hafta boyunca. Ve bunu dolar olarak böldüğümüzde, çarptığımızda günümüzde 40 bin kişi yapıyor haftada. Baktığımız arkadaşlar. Yani aslında hani kaç hafta kalmış gibi, acaba? Vizyonda kaç hafta kalmış? Yani en uzun film o zamanlar 5-6 ay kalıyormuş zaten ama 5-6 ay da full Türkiye'de oynamıyor yani. İstanbul'da belki bir ay oynayıp ondan sonra zaten sinemada başka filmler gösterime giriyor. Sinema şundan hesap edelim yani. Gibi. Mesela Münir Özkul şey diyordu 1950'lerdeki film için hep Mavi Boncuk'ta diyordu ya o meşhur sahne. Hey gözünü sevdiğimin avarı filmi. 12 hafta kaldı vizyonda falan. Evet. Sinemalarda kaldı diyordu. 50'lerde o civardaysa hadi diyelim 20 hafta olsun. 20 hı-hı. haftada işte 5 ay falan yapıyor hemen hemen. Haftada işte 40 bin izleyici yapıyorsa çarptığımızda benim matematiğim yetmiyor şu anına kaç para haftada 40 bin yapıyorsa 320 bin falan işte 8 hafta 40 hafta 8 hafta mı yapıyor 40 hafta mı yapıyor işte 320 hani 5 milyonu bulmuyor hmm. onu söyleyeyim yani 5 milyonu bulmuyor o sebeple bana 12 milyon rakamı dediğim gibi çok şey geliyor şehir efsanesi göre böyle şehir efsaneleri üretmeyi biz çok seviyoruz. Evet. Ya gerçekten çok seviyoruz. Hani öyle olması gerekiyormuş gibi düşünüyoruz. Bugün hani seninle konuştuğumuzda birkaç örnek vermiştim ben. Hani işte Kemal Sunal'la ilgili bir hikaye anlatıyorlar. Emel Sayın'ın ağzından anlatıyorlar. Kesinlikle yalan ya da işte, hikaye arkadaşlar. Yani şey. Böyle hikayeler uydurmayı çok seviyoruz. Dediğim gibi yani bir Kültür Bakanlığı'ndan ya da ne bileyim... Devlet Sinema Genel Müdürlüğü mü bakıyor buna, kim bakıyor bilmiyorum. Oradan herhangi bir şekilde bir kayıt kuyut bir şey olmadığı sürece benim çok fazla inanacağımı düşünmüyorum bu tip şeylere, sayılara. Çünkü çok da mümkün gözükmüyor. O dönem işte sinemaya bu kadar çok gidip o filmi izlemek. 80'lerde mesela 80'li yıllarda çekilen Mavi Mavi filmi de var İbrahim Tatlıses'in. Onun için de benzer bir şey söylerler işte. Neredeyse bir ay boyunca sinemada yer bulunamadı. Hani herkes işte biletleri aldı, kapış kapış gitti. Bir ay, iki ay neyse işte. Yer bulunamadı diyor ama onun da o kadar çok fazla izlendiğini düşünmüyorum ben açıkçası. Münir Özkul demişken ben bir araya parantez açayım. Hı hı. Bu filmlerin aslında baktığımız zaman belirli oyuncu kitlesi, oyuncu kadrosu var. Ama bizim hep böyle gözümüzün aşina olduğu büyük isimleri bu filmde gördüğümüz zaman ben bazen üzülüyorum açıkçası. Yani Münir Özkul'un mesela çok küçük sahnelerin olan arabesk filmler var. Kızı Güner Özkul'un bir açıklaması var. Babam okuldan fotoğraf makinesi istemişlerdi. Alamamıştı, durumu yoktu.
Ve bir arabesk filminde oynayıp fotoğraf makinesi karşılığında oynamış arkadaşlar. Yani para almamış. Bugün fotoğraf makinesi kaç lira işte, tabii çok profesyonel bir şeyden bahsetmiyoruz yani. 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira olsun hadi. Bunun karşılığında oynamış. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne var bunda? Şimdi Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay gibi isimler bir film başına o zamanlar 20 milyon, 30 milyon TL para alıyorlarmış. Yani böyle bir dehşet bir kazanç var ortada. Çünkü filmin başrolündeki oyuncu, arkasından gelen aktris daha düşük bir ücret alıyor. Yan rollerin hiç adı bile okunmuyor neredeyse. Dediğimiz gibi bir fotoğraf makinesine bu filmde oynuyorlar. Mesela inceledim bugün, Münir Özkul'a baktım. 1981 yılına kadar nitelikli filmlerde oynamış. 81'den sonra da daha çok böyle arabeste kaymış. İşte Ceylan'la, Mahmut Tuncer'le, Tüdanya'yla, Müslüm Gürses'le. Halil Taşkın adını ilk defa duydum bu arada, Halil Taşkın'ın. Özür diliyorum. Hiç bilmiyordum. Yunus Bülbül'le, İzzet Altınmeşe'yle, Ümit Besen'le filmler çevirmiş ve bunların çoğu da niteliksiz filmler. Bir de Yani video insan kaset filmleri görünce, bunlar. aynen öyle, ve insan görünce üzülüyor. Yani koskoca Mahmut Hoca diyorsun, yani bir yere koyuyorsun filan. Ama mecbur kalmışlar işte bu insanlar. İşte özellikle sinema krize girdiği için. Bir de enteresan bir şey var. Mesela Bir Yudum Mutluluk filmi var. Orhan Gencebay'ın 1982 yapımı. Bu filmin afişinde Münir Özkul'un adı var. Ancak filmde Münir Özkul yok. Ya sahneleri kesildi, çıkartıldı. Yani belki çok, dediğim gibi çok küçük sahnelerde oynuyor zaten. Böyle büyük filmlerin, büyük şeylerinde yok yani. Temel oyuncu kadrosunda büyük yer teşkil etmiyor babam sınıfındaki gibi. Ya da afişe yanlışlıkla adı yazıldı, bilmiyorum. Ama o filmde asla göremiyoruz. Adile Naşit'i araştırdım mesela. Adile Naşit de iki filmde oynamış sadece arabesk olarak. Belki hani yaşı birazcık erken vefat ettiğinden dolayı, tam o dönemde olduğundan dolayı. Ceylan'la Annem filminde oynamış. Bir de Gökhan Güneyli'de Talih Kuşu filminde oynamış. Ferdi Tayfur'un Huzurum Kalmadı'da da oynamıştı. Bir evet, bir de o var. Üç tane film var yani Hatta şeyde. bakamam bu çocuğa Adile abla diyor. Hapse girerken Adile Naşit'in kucağındaydı çocuk. Onu hatırlıyorum ben. Hatta o filmde Adile Naşit'in kendi sesi değildi galiba. Güler Ökten seslendirmiş olabilir. Geçen bir dostumuz yazdı, özellikle Ahmet Eroğlu. Demiş ki özellikle Kibariye'nin Hayat Merdiveni filmini izleyin. O filmde Tugay Toksöz oynuyor. Biliyorsunuz hepinizin çok sevdiği bir isim ama hayatı birazcık rayından çıkmış. Özellikle alkol sorunlarından dolayı. Ve Karışık. son dört filminden biri zaten. Yani vefat etmeden önce 1986 yılında çevirmiş bu filmi. Ve hasta yatağındayken çevirmiş. Kalkmış, sete gitmiş. Çok yorgun ve çok bitkin bir şekilde zaten filmde gözüküyor. Hatta Hikmet Taşdemir'den, yani bizim o bildiğimiz işte Kemal Sunal'ın filmindeki Gaddar meşhur Kerim. Gaddar Kerim'den dayak yediği bir sahne var. Ve o sahneyi izleyin. Yani karşı koyması gerekiyor ama karşı bile koyamıyor açıkçası. Ve çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Ama niye? İşte belki bir içki parası için oynadı. Belki ne bileyim hastane masrafları için oynadı. Bilmiyorum ama Tugay Toksöz gibi bir insanın hani o şekilde görülmesi de beni çok üzdü. Özellikle ben bu filmi bugün bir daha baktım. Takipçimiz Ahmet Eroğlu söyledikten sonra gerçekten de oradaki hali yürek burkuyor Sedat. Öyle söyleyeyim. Tabii biz şeye gelince, 80'lere gelince bir İbrahim Tatlıses gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Şimdi İbrahim Tatlıses ilk filmi 1978'de Ayağında Kundura ile yapıyor. Sonra bu filmler devam ediyor ama asıl yükselişini bence İbrahim Tatlıses kendisinin yönetmenlik yaptığı filmlerde yaşıyor. 1982'de Yalan filmiyle birlikte oynadığı filmleri yönetmeye de başlıyor. Bence çok büyük bir başarı. İbrahim Tatlıses'in kişiliği için ya da işte sanat kariyeri için, insanlarla olan diyaloglar, ilişkileri için her şey söylenebilir. Bu çok yani beni çok ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor dedim, şu anki konumuzu ilgilendirmiyor. Fakat şöyle bir durum var. İbrahim Tatlıses gerçekten hani bir insanın sıfırdan başlayıp kendini geliştirip belli bir noktaya gelmesi, iyidir kötüdür bir şey diyemem ama ki bir noktaya gelmesinin en bariz gözümüzün önündeki en bariz örneklerinden biridir. Evet, dublajla bir yerlere kadar geldi fakat belli bir süre sonra kendi sesiyle de oynamaya başladı. Arabesk şarkıcılarında bu çok fazla yoktur. Müslüm Gürses'i Abdurrahman Palay seslendiriyor. İşte arabesk şarkıcı değil ama arabesk filmler olduğu için söylüyorum. Yılmaz Güney'i
O dönem filmlerde Abdurrahman Palay seslendiriyor. Orhan Gencebay yine Abdurrahman Palay, Torun Karacaoğlu, Zafer Ergin vesaire falan onlar seslendiriyor. Ama İbrahim Tatlıses kendi sesiyle oynayabilme cesaretini göstermiştir. İyidir, kötüdür bir şey diyemem. Beğenen vardır, beğenmeyen vardır ama ben bu cesareti beğeniyorum. Gerçekten ben oyuncuların kendi sesiyle oynaması taraftarıyım. Fakat kendi sesini de belli bir zaman sonra duyduğunuzda ya iyi ki dublaj yapılmış diyebiliyorsunuz. Evet, İbrahim Tatlıses'e dublaj yapıldı ama kendi sesi de gerçekten kendisine yakışıyor. Yani filmlerde yakışıyor. Hatta şöyle ilginç bir film var. İsmini hatırlayamadım filmi ama şimdi aklıma geldiği için söyleyeyim. Filmde İbrahim Tatlıses'i Abdurrahman Palay seslendiriyor. Bir şey var. Kayıkta mı, yatta bir sahne var. İki tane görevli var. Onları da şey seslendiriyor. İbrahim Tatlıses seslendiriyor. Ya işte geliyorum abim mi bir şey söylüyor falan orada İbrahim Tatlıses seslendiriyor. Belki de ilk denemelerini orada yaptı. Ondan sonra şeye baktı. Kendi sesini sesiyle oynamaya devam etti. Şimdi 80'lere geldiğimizde arabesk filmler içerisinde tabii az önce dedik ya işte hangi şeyler vardı, öğeler vardı. İşte aşk acısı, fakirlik ya da işte gurbet, ayrılık gibi öğeler vardı. Ondan sonra 80'lerden 80 darbesinden sonra o dönemki filmlerin içerisine duygusallık, göç ve elbette ki cinsellik girmeye başladı filmler içerisine. Bu acaba 1970'lerin sonundaki o bahsettiğimiz malum erotik film furyasının bir etkisi miydi? Yoksa 80 darbesinden sonra ortaya çıkan artık bir özgürlükçü bir akım başladı, liberal bir akım başladı. Herkes işte serbest piyasa ekonomisiydi, şuydu buydu. Bu konuda da bir serbestlik ya da işte bir serbest liberal akım mı başladı bilemiyorum. Filmlerimizde hiç olmadığı şekilde yani 70'lerdeki filmlerde hiç görmediğimiz şekilde enteresan filmin içerisine giydirilmiş erotizm öğeleri, cinsellik öğeleri falan artmaya başladı. Ve bu özellikle arabesk filmlerde daha fazla olmaya başladı. Program başında bir arkadaşımız yazmıştı. Gökhan Güney'in galiba partneri Seda Sayan'dı bilmiyorum ama hatırlayamadım. Orada Seda Sayan'ı boğulmaktan kurtardığı bir sahne var. Kurtarmasa daha iyiymiş. Yani izleyenler bilir. Öyle bir sahne ki gülesi geliyor insanın. Ciddi bir sahne çekmişler belki ama yani çok komik. Yani hemen şeye insan aklı gidiyor işte 70'lerdeki o malum filmlerin çekildiği döneme nasıl yani komik isimler içindeki işte replikler komik vesaire oraya gidiyor. Bu tarz öğeler eklenmiş. Bir de bu dönemde video kaset furyası başlıyor. Filmleri video kasetlere çekip yurt dışına pazarlamaya başlıyorlar. Özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelere paylaşıp gönderiyorlar ve gurbetçilerin alımına sunuyorlar. Gurbetçiler de buna meylediyor. Çünkü onlar da nasıl ki işte Anadolu'dan taşı toprağı altın şehre göçüp gelen insanlar varsa Türkiye'den de Almanya'ya gidip orada kendi gettosunu kurup oradaki yaşama ayak uyduramayan acı, hüzün, işte gurbet, bu gibi duyguları yaşayan, bu gibi hislerle hemhal olmuş insanlar var. Biz bunlardan da faydalanalım, biraz döviz gelsin diye düşünerek video kasetleri çekip Almanya'ya vesaire gönderiyorlar. Ve bir de şey, hani o Cem Yılmaz bahsediyor işte sanırsın diyor Ewing ailesinin karaciğerinde sorun var. Hani renkli ekranda falan açıyorlar ya böyle kıpkırmızı oluyor falan. O tarz filmler kalitesiz görüntülü filmler çekiyorlar. İşte az önce bahsettiğim Münir Özkul'un oynadığı belki de oynamak zorunda kaldığı filmler bu tür filmlerde. Ben araya girmek istemedim. Senin söylediklerini de biraz geri alırsak tabii o hani soft erotik filmler içerisinde mesela Türkan Şoray benim aklıma geldi direkt sen söyleyince. Mesela Mine filmi. Can Gürzap'la çevirdiği bir film var. Evet, onun hikayesini 80'li anlatmıştı Can Gürzap. yıllara kadar gelinceye kadar biliyorsunuz hepimiz ne var? Türkan Şoray kanunları var. Aslında Gülçen Atlı kanunları arkadaşlar. Yani Türkan Şoray kanunları değil. Sonuçta sevgilisi bu filmlerde bu şekilde gözükmesini istemediğinden dolayı bu filmlerde böyle kanunlar var. Öpüşmez, sevişmez diye. Fakat ondan sonra Cihan Ünal döneminden sonra Mine filmini izleyin. Aslında birçok şey orada görülebiliyor. Ve bundan sonrası da arkasından geliyor. Bu tabii hani özgürlükçü ruh, işte 80 darbesi sonrası, işte Özal dönemi, o serbest şey piyasa işte yabancı
Kanallar da mesela o dönemlerde çok revaçtaydı, artık yavaş yavaş uydudan da yayınlar izlenmeye başladı. Bunların hepsinin tabii bunların üzerinde çok fazla etkisi var. Şimdi İbrahim Tatlıses'le ilgili benim birkaç notum var. 34 tane film yapmış mesela, 20 tanesini kendisi yönetmiş. Şimdi yönetmenlik olarak baktığımız zaman da az önce Ferdi Tayfur'da 5 tane film vardı. Burada sayı oldukça fazla. Dediğimiz gibi yani bu özel hayatını istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. İşte kadın dövmesinden yapmış olduğu bazı çirkefliklere kadar. Ama sineması olarak değerlendiriyoruz biz karakterleri. O dönemde az önce söylediğim gibi Derya Tuna, Perihan Savaş ve Hülya Avşar'la oynamış. Yani hayatında kim varsa filmleri onlara konuk etmiş. Şerif Gören, Orhan Elmas ve Orhan Aksoy gibi isimlerle çalışmış yönetmen olarak da. İlk filmlerinde Esen Günay, Erhan Yazıcıoğlu ve Abdurrahman Palay'ı görürken Alişan filmi, ki ben de çok severim Alişan filmini, ve sonrasında tamamen artık kendi sesini kullanmaya başlamış. Değişmez oyuncuları var. Özellikle hemşerisi Hüseyin Peyda'yı görüyoruz. O da aslında her zaman sektörde söylenir. Ahde vefa noktasında, yardımseverlik noktasında iyi bir insan olduğu söylenir İbrahim Tatlıses'in. Burada da Bence özellikle çok Hüseyin... başarılı bu konuda, özür dilerim, çok başarılıdır da. Yani Evet. Ahde Vefa konusunda ben Erol Günaydın'ı bile ziyaret edip hiç alakası olmamasına rağmen program çektiğini gördüm İbrahim Aynen Tatlıses'in. Yani bu konuda öyle. vefa konusunda bence çok iyidir. Burada da Hüseyin Peyda'ya ciddi anlamda kol kanat germiş. Aydemir Akbaş kankası. Onunla zaten. Aydemir Akbaş da senaryo olarak da çalışmış. Onun filmlerinde de oynamış. Senaryosunu da yazdığı. Hatta iki filmde Futbol Lig'de Şabaniye mi? Şey var filmin. Tabi ismini bilmiyorum. Onlarda Futboliye konuk filmi vardı bir futbolcuyla bir tane. tane de Şabancık mı ne var? Şabancık diye herhalde diyorum. Olabilir, doğru. İkisine de konuk oyuncu olarak da hatta bulunmuş. Ben geçenlerde şey izledim. Yani şimdi o bambaşka bir konu ama Türk sinemamızın içler acısı halini eleştirebilirsiniz. Herkesin fikrine saygı duyuyorum ama Kolpaçino Dört Dörtlük diye bir film vardı. Boş bir vaktim vardı, onu izleyeyim dedim. İbrahim Tatlıses de oynuyor bu filmde. Aydemir Akbaş da oynuyor. Ya gerçekten arkadaşlar, izlediğim en rezil filmlerden biriydi. Bir kere filmin sonu yok. Kötü adam geliyor. Spoiler gibi olacak ama spoiler da denmez buna. Ya ne yapacağız şimdi diyor. Şafak Sezer diyor, daha dur yazmadım ya filmi diyor. Onu sonrasında görüşürüz diyor ve kapıyı kapatıyor. Ya filmin sonu yok arkadaşlar. Diyor ki filmi yazmadım daha diyor ve bitiriyor. Bu seyirciye çok büyük bir Çünkü saygısızlık. beşinci filmi çekeceklerdir muhtemelen. Ve bakıyorsunuz İbrahim Tatlıses berbat bir rolde. Yani hastalığın verdiği şeyi ayrı geçiyorum. Ağzına küfür, hiç filmlerde küfür duymazken yani çok ciddi küfür ediyor orada. Yani koskoca İbrahim Tatlıses'e küfür yazmak çok yanlış bir şey. Çok çok iğrendim hatta orada görünce. Mehmet Ali Erbil oynuyor. Yani o da çok tartışırım. Aydemir Akbaş ben niye buradayım? Yani tam para için buradayım. Ömrümün son günlerinde para kazanayım demiş ama ya gerçekten rezil bir film ortaya çıkmış. Ya bu filmi izleyen de ya bilmiyorum ama nasıl seviyorlar. Kolpaçino belki ses ben daha önce hiç izlemedim. Dördüncüsünü izleyebildim ancak boş zaman olduğundan dolayı ama izlenecek bir film değil. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. İlkokula gidiyordum. Az önce senin söylediğin gibi video filmler vardı. Ev sahibimizde video vardı. Bizde yoktu. Biz biraz fakir bir aileydik o yüzden. Ondan sonra yukarıya çıkardık. İbrahim Tatlıses'in Oya Aydoğan'la bir filmi vardı. Oya Aydoğan kötü kadındı filmde. Yani kötü kadın derken hani o anlamda kötü kadındı yani öyle söyleyeyim. Ve filmin sonunda İbo'yu öldürüyorlar. Kapısının önünde Oya Aydoğan da ağzına sakızla görüp içeri giriyor. Ve ben çıktım. Filmde böyle orada ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. İşte annem var, o var, bu var filan. Ve aşağı indim yalandan futbol maçı yapmak üzere. Ama nasıl ağlıyorum, nasıl ağlıyorum filan. Ya diyorum bu kadar mı vefasız olur kadınlar. İşte adam senin için orada bıçak yedi de bilmem ne yaptı diye. 7-8 yaşındayım yani. Düşün, öyle bir çocuğu bir travmatik etkiye soktular. Ama günümüzde gördük ki kadınlar daha da beter. Nokta. Ya bu olayı nasıl buraya bağladın ya? Ne istiyorsun bu kadınlardan arkadaşım? Gene Bu kadın valla düşmanlığı nereye gene linçleyeceğiz ama yapacak bir şey yok. kadar? Ya ben şey Filmin adı söyleyecektim. Tövbeymiş. Özür dilerim. Tövbeymiş filmin adı. Bu Kolpaçino filmini kaç kişi izledi biliyor musun? Dün, hatta bugün İsmail Fidan, Rafadan Tayfa filminin yapımcısı, her şeyi sevgili İsmail abi şey paylaşmış. 2000 ya bu senenin işte en çok izlenen filmleri Rafadan Tayfa birinci sırada. İkinci sırada bir Kolpaçino film var. 2 milyon 700 bin kişi mi 600 bin kişi falan izlemiş bu filmi. Ve muhtemelen hani sen diyorsun ya ben belli açılardan baktım beğenmedim işte bunu yakıştıramadım falan. Birçok kişi salyalarını akıta akıta bağıra bağıra güle güle izlemiştir diye Evet. düşünüyorum. İşte film sinemadaki seviye bu hale geldi. O Ki bu sebeple rakamlara göre de beşincisi de olur, altıncısı da olur yani sıralası.
İşte eğer öyle değilse muhtemelen beşincisi çekilir. Mesela Çakallarla Dans film serisi de öyle. Yani Murat Şeker sağlık sıhhat dileyelim kendisine de. Murat Şeker Allah uzun ömür versin, adam canı sıkıldıkça Kolpaç'ın Çakallarla Dans filmi çekiyor. Yedinciyi çekiyor herhalde şu Yedinciyi anda. çekiliyor galiba, değil mi? Evet, öyle enteresan bir şey var. Şahan Gökbakar da Recep İvedik filmi çekiyor. Ya izleyicisi var ki çekiyorlar. Ben de bir şey diyemiyorum artık, ne diyeyim. Geçen bir yere de yazdım ben bunu. Bir araştırma var. Bu sene 2024 yılı içerisinde vizyona giren filmler içerisinde en kötü oy alan ve hasılat olarak da yerlerde olan 3 tane film var. İsmini söylemeyeceğim ama başrol oyuncusu aynı kadınmış. Ve 3 filminde yani batırıyor kadın. Yani şimdi hakaret gibi olacak ama ya oyunculuğu da tartışılır burada. Ve şu an ne oluyor biliyor musun Sedat? Yani gişede başarısızsın. Oyunculuğun berbat. Kadının Eylül ayında 4. filmi çıkıyor. Şey 4. demiş filmi ki, vizyona giriyor. bak nostalji sahnesi Tufan demiş ki 1 ve 2 iyidir ama evet, ben Kolpaçino'nun birinci filmini ve ikinci filmini beğenerek izledim. Gerçekçi diyalogları vardı. Hatta ilk film için Abidin abiyle röportaj yaparken söyledim. Hakikaten o film yaşıyor. Yani nasıl yaşıyor? Yaşayan bir hikaye aslında o. Şöyle, diyaloglar gerçek hayattan alınma. Ortamda bulunmayan bir adam o senaryoyu yazamaz. Çünkü jargon tamamen o hayatın içindeki insanların kullanacağı jargon. Hikaye o hayatın içinde bulunan insanların yaşayacağı hikaye. Evet, ilk iki film iyiydi ama ben dördüncü film için işte diyorum ya. Hani bu oyunculara bunları yaptırmasalardı keşke. Daha iyi olurdu. Her neyse, biz konumuza dönelim. Bir de tabii 80'ler deyince aklımıza başında küçük olan şarkıcıların çektiği filmler. Ne kadar küçük bilmiyorum ama Küçük Emrah ve Küçük Ceylan bunların başını çekiyor. Küçük Emrah'ın kaç tane filmi var? 20 mi? 1984'te ilk filmi Zavallıları çektiğinde 13 yaşında 21 filmde oynamış. 15 tanesi 80'lerde olmak üzere 21 filmde oynamış. Fakat şöyle bir durum var. Ceylan da Emrah da Ceylan da zaten 6 senede kaç tane film çekmiş? 15 tane film çekmiş. Artık onlar için acıklı olma ya da işte küçük lakabının sevimli olmadığına kanaat getiren yapımcılar, müzik yapımcıları daha ziyade, bunları biraz böyle fantezi müziğe, zaten arabesk müziğin yozlaşmış hali gibi duruyor fantezi müzik. Biraz daha böyle popla karışmış hali. Oraya eviriyorlar. Mesela ben Emrah'ın 91 ya da 92 yılında bir albümünü hatırlıyorum. Haram Geceleri falan söylemişti. Nilüfer'in Haram Geceleri söylemişti. Haydi Şimdi Gel diye bir şarkısı vardı. Hep böyle altyapı pop müzik. Yani Emrah bunun o şeyden 7-8 sene önce Emrah ölürse mezarıma kimse gelmesin, anne gelmesin diye şarkı söyleyen çocuk. Bir bakıyorsun 7-8 sene sonrasında şey yapıyor, söylediği şarkı pop müzik altyapısı. Zaten belli bir zaman sonra tamamen neredeyse fantezi müzik değil de arabesk müzikten sıyrılıp pop müziğe doğru gitti. Uzaktan Arkadaşım şarkıları falan vardı yani. Belli ki tırlamışım, kendimi zorlamışım falan, böyle Altan Çetin'in o dönem yaptığı saçma sapan şarkılardan Hey hey biriydi bu. taksi vardı benim bildiğim. Hey 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 Yani taksi. Bütün ama bunun müzikleri. yanında güzel şarkıları da vardı 90'larda işte. Benim Narin Yarim falan, onun klibi de böyle film tadında bir şey vardı. Arzu Yener de oynuyordu galiba. Belalım benim de güzeldi Belalım mesela. da evet. O film dizisi vardı Şarkı onun. da herhalde Unutabilirsem. klibinde şeydi. Terörist bir kızı mı seviyordu? Ne oldu? Soyguncu bir kızı mı seviyordu? Onu öldürüyorlardı. Hastanede şeyde yapıyordu. Emrah ama Sedat çok popülerdi ya. Ben hatırlıyorum. Evet. Bizim alt kat komşumuz Emrah hastasıydı, tamam mı? Kızın odası vardı. Odasına bir girerdik. Her taraf Emrah resimleri. Yani Emrah'ın bile o kadar resmi yoktur kendisine o dönemler içerisinde. Gazetenin bir tanesi bir gün dedi ki büyük boy Emrah'ın gerçek boyutlarında posterini vereceğiz. Yani bugün biliyorsunuz işte şu kadar posterler oluyordu. Emrah'ın boyu kaç bilmiyorum. 1.40 mı, 1.50 mi, 1.60 mı neyse. Bir kırk mı? Tabii o yaşta öyledir Ve diyelim de. akşam oturuyoruz. Kız dedi ki ya dedi yarın dedi bunu almaya gideceğim. Ondan sonra neyse gazete almak için sıraya girmiş. O zaman Milliyet'in böyle karton gazeteleri için karton oyuncakları vardı hatırlıyorsan. Ev maketleri falan verirlerdi. Onun için kuyruk olunurdu. Kız gitmiş kavga dövüş bir tane almış. Asmış böyle tam şeyin yanına kapının kenarına girip çıkınca böyle sanki hani
ulvi bir kişilikmiş gibi sürekli böyle selam veriyor. Merhaba, selamla falan diye. Manyak bir şeydi ya. Böyle kocaman orada, çünkü hep dediğim gibi alışık olmadığımız bir poster ebatının çok dışında bir şeysi Şimdi vardı o İmran. kız canlı yayına katılmak istiyor. Hoş geldin. Seninle hesabı varmış ki abi bir şey söyleyeceğim. Yayının başından beri yok bir kadın hep aynı kadın oynuyor filmleri mahvetti. Yok kadınlar şöyle kadınlar böyle diye üstümüze salıyorsun bak yapma böyle şey. Şimdi ben sana daha komik bir şey söyleyeceğim. Şimdi Emrah ve Ceylan'ın filmlerin isimlerini derledim ben. Yani tam damar ya. Yani o kadar olabilir. Bak. Acıların Çocuğu, Zavallılar, Boynu Bükükler, Öksüzler, Sefiller, Acı Lokma, Vurmayın, Can Evimden Evet. Vurdular. Yani zaten filmi başından adını duyduğun zaman bile diyorsun ki ya bunda bir dram var. İşte Ceylan'ınkine bakalım. Yetim, Garibim Ceylan. Mesela bu çok ilginç bir isim. Garibim Evet Ceylan. evet. İlk Ana filmiydi kucağı, o. Yuvasızlar, Sabır Allah'ım, Sığıntı, Acı Gurbet, Acı Kader. Bunların Yani en hep popüleri acı. Ceylan filmlerindeki bunların en popüleri Evet. Yuvasızlardı galiba. Evet. Hakan Tanfer de oynuyordu orada. Turgut Özatay, Agahün onlara sahip çıkan birini oynuyordu. Erdal Tosun, rahmetli Erdal Tosun da oynuyordu orada. Emrah'ın tabii bir de bu kadar çok başarılı olmasının sebebi Hakan Tanfer'in onu seslendirmesi. Hakan Tanfer'in ben çok memnun olduğunu düşünmüyorum Emrah'la özdeşleşmesinden. Bir bilgi olarak söyleyeyim bunu. Düşünce olarak değil de Ben bir bilgi ama olarak. bilmiyorum ama ben de Emrah'ın özellikle bazı filmlerinden memnun olmadığını düşünüyorum. Ya belki o zamanlar hani küçük olduğu için bilinçsizce yapmıştır ama artık bugün bir ikon haline geldi işte. Emrah Koş. Hatta bununla ilgili McDonald's da bile reklam yapmıştı hatırlıyorsan. Ama ben mesela bak bunu ben çok tasvip etmiyorum. Şimdi Emrah Koş mevzusundan rahatsız yani o dönem rahatsız ama Emrah'ın çok para göz birisi olduğu söylenir. Çok parayı seven bir adam olduğu söylenir. O reklam için de 2 milyon dolar mı TL mi artık ne aldı Evet. bilmiyorum. Emrah Koş arabanı çiziyorlar falan Evet. diye söylüyor. Bir anlamda insanlara başka bir şeyi çağrıştırıyor. Yani bunun için ve o reklamda oynamak bilmiyorum bana çok sağlıklı gelmedi. Ama tam bir ikon oldu yani biliyorsun. Tabii Yani tabii tabii. o ve özellikle Nuri Alço, ben amca yarısıyım. Ondan Bir de aynı sonra benzer filmlerde bunu anana sorsana delikanlı falan evet. diye. Ve O genelde çok bundan popüler oldu mesela. bir 90'larda ben bir yazı okumuştum. Emrah filmlerinin hemen hemen hepsinde mutlaka affedersin ama anasına, bacısına mutlaka bir şey oluyor. Acıların Yani Çocuğu'nda da ablasıydı. Aliye Uzunatar evet oynuyordu yani mesela. O da öyle. mutlaka birine bir şey oluyor yani. Hani temel olarak az önce konuştuğumuz arabesk filmlerin dışında hani onlarda ne vardı? İşte ayrılamayan, işte buluşamayan, imkansız aşklar, fakir kız, genç. Ama Emrah filmlerinde böyle bir tema yok. Daha çok işte kapıcı dairesinde yaşayan, işte zor sanat geçinen, işte annesi temizliğe giden, ya da işte hasta kardeşini Amerika'ya gönderiyorum diye kandırıp daha sonra işte farklı emellerini alet eden gibi gibi gibi. Genelde mutlaka ailesine bir şey oluyor Emrah'ın. Yani film Ve olarak genelde öyle çekmişler. de başrolde kim var bu olayların başrolünde? Türk sinemasının kral kötü adamı Nuri Baba var ya. Nuri Aynen ya. Alçama. Ya buradan bir kere daha sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim Nuri abiye. Ben çok severim kendisini. Allah uzun ömürler versin. Bir Şimdi araştırdım, özür dilerim. Bir tabii araştırdım. tabii. Sağlık durumu iyiymiş. Sapasağlam aramızda. İnşallah ne kadar artık yaşayabilecekse yaşasın. Allah uzun ömürler versin. Ceylan'la ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Emrah nasıl ki o da pop müziğe vesaire falan geçiş yaptıysa Ceylan da öyle. Ceylan'ın da o en popüler şarkılarından biri. Yaptığına şantaj denir, böyle aşka montaj denir. Şantaj, montaj, şantaj diye bir şarkısı vardı. Hala dillere pelesenk olmuş bir şarkıdır Ama Ceylan. biz böyle söylüyoruz ama acılar çekmişler ama şu anda geçen bir haber vardı. Ceylan Hanım güle güle otursunlar. Yeni bir yazlık satın almış. Orada Ben hatta bir tatile gidemiyorum ben. poz vermiş. Biz acı acı diyoruz ama şimdi acıya dönersek notlar çok uzun ama ben biraz toparlayayım sadece. İşte mesela Bergen Acıların Kadını bir tane filmi var sadece. İşte Ümit Besen mesela 14 tane film yapmış. Filmlerin hepsi benzer şeyde. Yani yancı bir arkadaşları var. İşte Ümit sürekli şey yapıyor. Eziliyor, dışlanıyor. Sonra yürü ya kulum diyor Allah. Ve sonrasında çok zengin oluyor ve intikam alıyor. İşte Tüdanya var mesela. Çok alakasız. Mesela 5 film yapmış. Ama çalıştığı isimler hep aynı. Fatma Belgen'le, Cem Erman'la ve Yılmaz Köksal'la çalışmış. Filmlerin çoğunda bu isimler var. Yani sanki sabahtan akşama kadar bu 5 filmi çekip bitirmişler gibi. Çünkü hep aynı isimler var. Belki de Mesela öyle oldu.
Kibariye 4 filmde oynamış. Ondan sonra Yunus Bülbül var mesela. Çok enteresan. Yok, garip mesela Yunus Bülbül. 30'dan fazla filmi var. Bazı bölümlerde hep şey var. Video filmler var aslında. İşte Almanya'ya gönderilen filmler, evet. Onlar. Hep Almanya menşeli. Aslında biraz Almanya'da geçen hikayelerin anlatıldığı filmler. Yunus Bülbül halen Almanya'da yaşıyor bildiğim kadarıyla. Orada işte konserler veriyor, düğünlere gidiyor vesaire. Ben Yunus Bülbül'ü askerden geldiğim gün insan ilk kimi görmek ister havaalanında? Sevdiklerini de ben Yunus Bülbül'ü görmüştüm. Ne ya. Güzel işte ya. Ford Taunus muydu o araba? Öyle bir arabadan indi. Bir adamına falan verdi arabayı. O içeri havaalanına, dış hatlara doğru gitmişti. Mesela dediğim böyle bir şey hatırlıyorum. Gibi, özellikle o yurt dışına pazarlandığı için filmler, mesela arabesk olmasa da İzzet Altınmeşe 7 tane film çekmiş. Belki Sakkale 10 tane film çekmiş mesela. Sayı çok yüksek aslında. Mahmut Tuncer 20 tane çekmiş ki hala Mahmut Tuncer film çekiyor. Ki geçen programda bahsetmiştik. İlkokul önlüğü giyip de oynadığı 2024 yapımı bir filmi var. İzlemedim, izlemeyi de düşünmüyorum ama ben gördüm yani o yaştaki o bir film ya. Adamın bir garip geliyor yani bana. Yani yapımcıyı da ikna etmişler. Kendisi de ikna olmuş. Çok enteresan. Mesela Coşkun Sabah 5 film çevirmiş. Bu arada Coşkun Sabah'la ilgili anılarım çok fazla iyi değil. Çünkü ben de bir uçakta karşılaştım. Yani uçaktan inerken karşılaşmıştım. Ben binerken karşılaşmıştım Coşkun Sabah'la. Yayın sonrası sana söyleyeyim anılarımı. Yani bazı insanlar göründüğü gibi değil arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Doğru. Ya şeye hiç değinmedik. Müslüm Baba'ya. Müslüm Gürses'e hiç Müslüm'den değinmedik. Müslüm'den önce oraya en sona bıraktım ben özellikle. Bülent Ersoy var arada. Çünkü Bülent Ersoy'un da bir kırılma noktası var biliyorsun. Yani bunu niye kırılma niye diyorsun? Kırılma noktası var. Şimdi ilk 3-4 filminde erkek olarak görüyoruz kendisini. Ve Gülşen Bubikoğlu'yla oynuyor. Çok enteresan. Biraz önce Kibari'de olduğu gibi bu 3 filmde de bütün herkes aynı. Yani yönetmen Orhan Aksoy, oyuncu Gülşen Bubikoğlu, seslendirme Güner Ümit. Yani böyle aynı anda çekilmiş gibi duruyor. Fakat sonra o operasyon, malum operasyon olduktan sonra bu sefer kadın rollerinde oynamaya başlıyor. Ve meşhur o hani bir çığlık attığı bir film var. Şöhretin Sonu diye çok viral videodur hatta böyle. Yeter falan diye bağırır. O filmden sonra zaten kadın rollerinde artık oynamaya başlıyor. Yani bir 3 filmde Gülşen Bubikoğlu'nun seven erkekken 3 film sonra sevmeyen erkek mi diyeyim nasıl diyeyim orayı toparlayamadım ama o noktayı evriliyor. Güner Ümit'le başlıyor. Alev Koral ve Nevin Akka ile devam ediyor yani. Yani çok enteresan bir durum. 13 tane film çevirmiş. Filmlerin çoğu zaten yine Almanya'da geçen filmleri var. Çünkü özellikle yasaklı olduğu bir dönem var. Ve Türkiye'ye kendini duyurabilmek adına Almanya'da da filmler çevirmiş kendisi. Müslüm Gürses'e de değinmeden önce bu Küçük Furyası'nda bir kişiyi unuttuk, onu söyleyeyim. Bugünlerde tabii günümüzde çok popüler olan bir isim. O da aslında küçük denebilecek bir yaşta başlıyor sinemaya. Mahsun Kırmızıgül. Yaşamak haram oldu. Hatta film biraz daha acıklı olsun diye Mahzun Kırmızıgül diye geçiyor orada. Filmde işte şey var, Hüseyin Peyda, Yılmaz Zafer, Engin Koç da var o filmde. Yine işte bir babasının hastalığı tedavi ettirmek için İstanbul'a geliyor. Bir aşk hikayesi var film içerisinde. Köyde geçiyor, şehre doğru geliyor. Tekrar köye dönüyorlar. Böyle hikayesi olan bir film Mahzun Kırmızıgül'ün de. İlk filmi Yaşamak Haram Oldu. Ondan sonra zaten Alem Buysa dizisine kadar herhangi bir yerde görmüyoruz onu 1994'teki. Ki zaten Alem Buysa Mahsun Kırmızıgül'ün albümlerinden birinin adı. Ondan sonra işte Bu Sevda Bitmez dizisi yine Mahsun Kırmızıgül'ün albümlerinden birinin adı. Hemşerim dizisi Mahsun Kırmızıgül'ün albümlerinden birinin adı. Yoruldum Mahsun Kırmızıgül falan diye böyle gidiyor ve en sonunda zaten Mahsun Kırmızıgül yönetmenliğe başlıyor. Ben Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini çok başarılı buluyorum. Filmlerinde aynı şekilde toplumsal konulara değinen gerçek hayat hikayelerinden alınmıştır diye çektiği filmler de var ki Mucize filmi bunlardan biri zaten. 1996 yılıydı zannedersem. Mahsun Kırmızıgül bir programda şey söylemişti. Ben yönetmenlik yapmak istiyorum. Şöyle bir albüm tanıtım programıydı. Show TV'deydi. Şöyle bir şey söylemişti. Ben yönetmenlik yapmak istiyorum. Benim bu konuda idolüm her taşralı
Genç gibi, Taşralı Genç gibi. Hatta bir şarkısı da vardı işte Taşralı diye. Taşralı Genç gibi benim de idolüm Yılmaz Güney demişti Mahsun Kırmızıgül. Muhtemelen oradan ilhamla, evet idolü Yılmaz Güney yazmış arkadaşımız. Muhtemelen oradan ilhamla yönetmenliğe başladı. Ben oyunculuğunu da yönetmenliğini de aslında başarılı buluyorum. Hatta Sabriye Kara ile röportaj yaptığımızda Sabriye Kara hani sektörde hani oyuncunun hakkını yemeyip işte parasını tas tamam veren, günü gününe verdiği sözleri yerine getiren ender yapımcı yönetmenlerden biridir demişti Mahsun Kırmızıgül için. Bu açıdan da Mahsun Kırmızıgül'ün hakkını teslim etmiş olalım. Ve Beyaz Melek'te de birçok aslında hani zor durumdaki sanatçıya da sahip Tabii. çıkmıştır. Kesinlikle O öyle. filmdeki oynattığı oyuncuları düşününce aslında orada bir ahde vefa var diyebiliriz. Ahde Vefa bir de ustalarla çalışmıştı Evet. yani orada. Ustalarla çalışmış. Belki de filmin izlenirliliğini arttırmış da denebilir o film için. Elbet o hikaye o tip oyuncular gerektiriyordu. O yaştaki oyuncuları gerektiriyordu belki ama kas da çok güzel yapılmıştı. Oyuncular da gerçekten çok başarılıydı. Tabii şimdi bizim bu şimdi 80'lerdeki bu arabesk furyası yani 70'lerden başlayıp 80'lere kadar gelince sürekli tekrar eden az önce söylediğimiz gibi bir hikaye örgüsü olunca artık dalga geçmelere, oradaki hikayelere dalga geçmelere, eleştirilmelere başlanıyor. Bu konuda ilk eleştiri aslında Muhsin Bey filminde Şener Şen'le Uğur Yücel'in oynadığı Muhsin Bey filminde geliyor. Muhsin Bey'deki işte Uğur Yücel'in oynadığı karakter türkücü olmak için İstanbul'a gelen bir adam. Şener Şen de işte sanat müziği eksenli bir adam, onu çok seven, onu dinleyen bir adam. Onu meşhur etmeye çalışıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor ve en nihayetinde Uğur Yücel'in karakteri haliyle filmi tabi izlemeyenler için söylemeyelim ama sonunu puçluk yapıyor bir anlamda Muhsin Bey'e. Sonra ikinci büyük eleştiri de zaten filmin adından da anlaşılacağı üzere arabesk filmiyle geliyor. Hem Türk sinemasındaki absürtlükleri hem de arabesk filmlerdeki hikayelere çok büyük bir eleştiri getirmiştir. Yine bu filmin başrolünde Şener Şen ve Müjdar yine aynı şekilde Uğur Yücel de var. Hatta bu Uğur Yücel'in oynadığı rol için Erdal Özyağcılar Ertan abi bana teklif etmişti o rolü demişti. Ben o dönem ya arabesk filmini seçip Uğur'un yerine ben oynayacaktım ya da Bizimkiler'de oynayacaktım. Ben bir tercih yaptım. Bizimkiler'de oynamayı tercih ettim. Sonra oraya Uğur'u seçtiler. Uğur oynadı diye söylemişti. Arabesk filmini hazır konuşmuşken, hani bahsetmişken bu detaydan Şimdi Sezat, 1 saati geçtik. 1 saat 15 da dakikaya yaklaşıyoruz neredeyse. Müslüm Gürses'e değinelim. Sonra önümüzdeki haftalarda ne konuşacağımızla birlikte programımızı Evet, sonlandıralım. Müslüm Gürses'e değinelim. Onunla ilgili çünkü söyleyecek birkaç şeyim daha Evet, var şimdi benim. Evet. Müslüm Gürses de oldukça yüksek sayıda filmde oynamış. Yani 35-40 kadar filmde oynamış. O da belirli oyuncularla, belirli isimlerle çalışmış. En önemlisi biri Behçet Nacar zaten. Filmlerinde en çok gördüğümüz isim. Ben filmlerimde derinlemesine girmeyeceğim hiçbir şekilde ama bir iki detay var. Bu benim hoşuma giden detay. Mesela hepimiz Kartal Tibet'in yönetmenliğini biliyoruz. Genelde de hep böyle Kemal Sunal'la çalışmış. Şimdiye kadar neymiş? Gözüm Gibi Sevdim 1982 yapımı. Bir de Sevgi Dünyası 1980 yapımı. İkisi de Gökhan Güney filmi. İki arabesk filmi yönetmiş. Müslüm Gürses'in de Mutlu Ol Yeter filmini yönetmiş mesela. Araştırma yaparken ben bunu bilmiyordum. Yeni bir şey öğrendim burada da. Müslüm Gürses'in 1981 yapımı ki o dönemde de hani yönetmenliği artık iyice ısındığı ve oynadığı Kemal Sunal'la artık filmler çekmeye başladığı dönem. Bir arada Müslüm Gürses'in bu filmini çekmiş. Mutlu Ol Yeter filmini çekmiş. IMDb puanına falan baktım yani yine düşük bir şey almış. Genelde biliyorsun viral olan belirli filmi İkizler filmi. En çok zaten viral olan filmi o. O filmde birçok saçmalık ve birçok şey var. İşte Müslüm Baba'nın bir içkiyle alakalı bir sorunu var. Ve orada içki içerek, şarkı söyleyerek camiye yardım topluyor. Cami parası topluyor. Evet. Para yetmezse de hırsızlık ve soygun, hatta cinayete varacak kadar ileri gidebilecek şekilde o parayı illa toplamak istiyor filmde. Hatta ünlü bir replik var hepimizin bildiği. Adam öldürmeye hazırım ama cinayet işleyemem Evet. dediği bir şey var. Bir ilginç not da bu filmle ilgili. Burada biliyorsun Behçet Nacar'la ikizleri oynuyorlar. Hiç Behçet benzemiyorlar. Nacar'la Neyin ikisi bunlar? Benzemeyi de geç. Bak şimdi Benzemeyi de geç.
Behzet Nezer'le Müslüm Gürses arasında 19 yaş fark var. Behzet Nezer 19 yaş daha büyük. Yani ikiz olmamaları zaten mümkün değil. Yani yaşsal olarak da mümkün değil. Ama yapımcı öyle uygun görmüş. Behzet Nacar varmış o gün. Onu oynatmış. Bir filmi daha denk gelmiş. Hangi film? Belki ikizler de olabilir. Orada içki sorunu vardı. Sütle terbiye ediyorlardı mesela kendisini. Biraz aksiyona yönelmiş. Mesela o Cüneyt Arkın tarzında filmler çekmiş. Sonra biraz drama yönelmiş falan. İşte Müslüm Baba bir 35-40 filmle arabesk film furyasına katılmış Belki yani. de bu filmlerin birçoğu Yunus Bülbül'le çekilen filmlerde de Evet. dahildir. Birçok Sonları film evet. çekti. Müslüm Gürses 90'larda Akbaş müzik zannedersem, yani zaten soyadı Akbaş, onu kuruyor. Avrupa'ya, Almanya'ya özellikle bu tip videoların ya da kaset ihracatını yapmak için kuruyor diye okumuştum bir yerde. Daha sonra videoda izlemiştim zannedersem. Yunus Bülbül'le çektiği filmleri de o şirket üzerinden Almanya'ya gönderdi ya da pazarladı diye düşünebiliriz. Şimdi 90'larda bu arabesk furyası gitgide bitmeye başladığında, azalmaya başladığında bir anlamda taverna şarkıcılarıyla beraber ortaya yeni bir müzik türü çıkıyor. Fantezi müzik. İşte o dönem Ümit Besen arabesk görülebilir ama biraz daha taverna şarkıcısı kıvamında fantezi müzik üretiyor. Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, işte Nejat Alp, onlar hep böyle taverna şarkıcıları. Ünal Narçın var mesela benim bildiğim. Çok severim. Ben onu bilmiyorum Lütfen. ama Lütfen. Fantazi ya benden sor. şöyle bir şey var. Tabii Ümit Besen nikah masası yapınca Arif Susam boş durur mu? O da nikah memuru yapıyor. Memuru değil. Şarkıda sürekli durdur bu nikahı, nikah memuru falan diyor. Arif abi de çok kaliteli bir adamdır. Ama aralarında böyle tatlı bir atışma var Ümit Besen'le Arif Susam arasında. Ondan sonra tabii taverna müzikleriyle beraber bir yeni müzik ortaya çıkıyor, arabeskle karıştırıp fantezi müzik yapıyorlar. Kim ne derse desin, bunu konuşmak benim için büyük bir gurur vesilesi. Arabesk müzikten sonra ortaya çıkan fantezi müzik bence kralı İbrahim Erkal'dır. İbrahim Erkal, Allah rahmet eylesin. Hemşericilik de yapıyorsun burada. Hemşirecilik yapmıyorum ama bu birçok yerde geçer. İbrahim Erkal çok büyük de bir bestecidir. Mesela İbrahim Tatlıses'e verdiği şarkılar da var. Kendi zaten şarkıların hepsini kendisi yapıyor. Halk müziğini çok güzel bir şekilde icra edebiliyor. Sanat müziğini de aynı şekilde. Zaten şey çalıyor. Temel çalgısı ut. İyi de bir müzisyen, iyi de bir insan ve o dönemde İbrahim Erkal Canısı diye bir film çekiyor. Bu filmdeki hikayenin aynısını biz tabii Ümit Besen'in Nikah Masası filminde görüyoruz. Yine orada da yönetmen Temel Gürsu, burada da Temel Gürsu. Arda Uskan senaryoyu yazıyor. Orada Ümit Besen'in işte sevdiği kadın Banu Alkan, düşmanı olan erkek Güner Ümit. Burada Engin Koç düşman, sevdiği kadın Eminönü. Hikaye tamamen aynı. Arabesk'in zaten hikaye de tekrarlamış. Fakat Canısı filmi beğenilince, ya biz beğenildi, hadi bunun dizisini yapalım. Şarkı da tabii beğeniliyor. Hadi bunun dizisini yapalım diyorlar ve yani 26 bölüm falan sürüyor zannedersem Canısı dizisi. Orada da Cem Kurtoğlu'nun müthiş bir oyunculuk performansı vardı. Yani İbrahim Erkal'ın elbette oyuncu değil, onun popülaritesinden faydalanarak bir dizi yapıldı ama orada Cem Kurtoğlu gerçekten müthiş bir oyunculuk performansı vardı. O dizilerde işte tiyatronun ya da seslendirmenin büyük ustalarının da yer aldığını görüyoruz. Mesela Canısı dizisinde işte Cem Kurtoğlu'yla beraber Nursubaşı da vardı. Nursubaşı İbrahim Erkal'ın babasını oynuyordu. Yine Şeytan filminde izlediğimiz Canan Perver de orada oynuyordu. Galiba İbrahim Erkal'ın ablasını oynuyordu. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Fantezi müzikte işte sonra İbrahim Erkal Sırılsıklam diye bir dizi yaptı. Bu da yine albümünün adı Sırılsıklam albümüydü. Orada da Melis Yamaloğlu, Yosef Mizrahi yine benzer Canısı'daki hikayeye benzer bir hikaye. Orada Kuzey Vargın vardı yine. İşte Tuncer Necmioğlu vardı. Hatta Kuzey Vargın'ı benim hatırladığım kadarıyla Kenan Işık seslendiriyordu. Böyle bir hikaye. Fantezi müzikte galiba belli bir olgunluğa eriştikten sonra arabesk müzikle beraber aşağılanan,
hor görülen, belli bir kesim tarafından özellikle istenmeyen arabesk müzik, sonra bu kesimin meylettiği bir ve yücelttiği bir müzik haline geldi enteresan bir şekilde 2000'lerin başında. Müslüm Gürses, Neredesin Firuze'nin soundtrack albümünde Bülent Ortaçgil'in Sensiz Olmaz şarkısını söyledikten sonra şöyle bir şey çıktı abi ortaya. Bülent Ortaçgil gazeteye röportaj verdi. Ben böyle olacağını bilsem Müslüm Gürses'e çok daha önceden verirdim bu şarkıyı. Böyle okuyacağını bilseydim. Dinleyenler çok iyi bilir. Müslüm Gürses o şarkıyı gerçekten Bülent Ortaçgil'den daha da güzel okumuştur. Ya ben en azından öyle düşünüyorum. Çünkü ikisinden de dinledim. Muhteşem okumuştu. Bunun etkisiyle arabesk müzik şarkıcılarının pop müzik şarkılarını söylediğine şahit olduk. Tutamıyorum zamanını söyledi. İbrahim Tatlıses'te Kim Bu Gözlerindeki Yabancı'yı söylemişti galiba. Deniz Seki söylüyordu değil mi onu? Evet. Onu söylemişti. Bir anlamda belli bir toplumun belli bir kesiminin kendisini belli bir seviyenin üstünde gören bir kesimin arabesk müzik şarkıcılarıyla arabesk müzikle barışma dönemiydi. Fakat bu da çok kısa sürdü. Çok uzun sürmedi. Nereye kadar sürdü? Pop müzik şarkısı söyleyen bazı hanım ablalarımızın has arabesk, arabesko diye albümler yapmasına kadar sürdü. Onlar biraz iş yaptı. Ondan sonra bundan da hevesimizi aldık ve bu süreçte böylelikle 2012 zannedersem o dönemde 2012-2013 noktalandı. Ve ondan sonra da son bu konuyla ilgili söyleyeceğim şeyi söyleyeyim. Günümüzde hayat hikayesi yapılmaya başlandı. Bu insanların hayatlarının hikayesi film yapılmaya başlandı. Müslüm Gürses, işte Dilberay'ın da hayatı film yapıldı. Genellikle hayatı film yapılan kişilere bakıyoruz. Bunların hepsi ya arabesk müzik okuyan isimler, o tür müzikte eser bırakan isimler ya da arabesk müzikten hoşlanan isimlerin ekseriyetle çok sevdiği, dinlediği isimler. Mesela Neşet Ertaş, halk müziğimizin çok büyük bir ustası. Ama arabesk müziğe daha yakın isimlerin dinlediği, meylettiği bir isim olduğu için onların hayat hikayesini film yapıldığında sinemada çok izleniyor demek ki. Müslüm filmi bayağı bir izlenmişti. Böyle bir furya başladı. İnşallah bir yerde biter. Ben mesela Barış Manço'nun hayatı film olacak falan diyorlardı. İşte Cem Karaca'yı çektiler, yayınlanmadı. Ya da işte şimdi galiba Yılmaz Güney'in hayatını da film yapacaklar. İsmail Hacıoğlu oynayacakmış diye bir haber okudum. Doğruluğu nedir bilmiyorum. Barış İnşallah bir Manço yerde filmiyle son bu. alakalı ben bir şey söyleyeyim. Bundan yaklaşık 10 yıl önceydi herhalde bir yarışma düzenlediler. Bir senaryo yarışması. Ben bu yarışmaya katıldım. Çok da güzel bir Kazandın senaryo mı? yazdım. Hayır, o yarışmadan yok oldu gitti. Yani dünya kadar insanın senaryolarını topladılar. Ve şu anda onlar birilerinin elinde. Ben de çok güzel bir senaryo yazmışım açıkçası. Böyle birazcık şey gibiydi. Macera, şöyle macera işte bir bilmece bularak gidiyordu oradaki kahraman ve en sonunda işte Barış Manço ile ilgili bir farklı bir konuya ulaşıyordu. Güzeldi, ben derece yapacağımı düşünüyorum ama bir anda yarışmanın sonucunu bile açıklamadan kapattılar gittiler. Şimdi nikah masası ile ilgili sadece bir şey söyleyeceğim. Oraya girmek istemem, çok giremedim ama kadınlarla ilgili gene bir mevzu. Yani biraz bizim sen şey yapacaksın ama şimdi ben 6 yaşındayım o zamanlar. Kapattıracak Ev sahibimizin mı bizi kardeşim? yok, ev sahibimizin kızına aşığım. 6 yaşındayım ama kız 18 yaşında. Çok büyük benden. Böyle karşılıklı balkonlar, onlar üst katta, ben alt kattaydım. Açardım ve 6 yaşındaki çocuk nikah masasına oturdun işte, hiç yok bir hesapta diye. Bunu söylerdim. Annesi de dermiş ki yazık ya, bu oğlan da ne kadar aşık sana filan. Evlerinde az önce söyledim ya, video film izlemeye gidiyoruz filan. Babası der ki ben kızımı sana vereceğim filan. Ben çok sevinirdim böyle 6 yaşında gariban bebe. Ondan sonra meğersem dalga geçiyorlarmış benimle. Çok sonradan anladım. Ben o zamana kadar çok ciddiydim. Bir daireyi bize vereceklerdi. Biz orada oturacaktık. Mutlu mesut yaşayacaktık. Hala arada görüşüyoruz onlarla bu arada. Onlar da dalga geçiyorlar. Sen küçükken Ailesiyle mi bana aşıktın. görüşüyorsun? Ha, kendisiyle görüşürüz. O zaman diyorlar ki sen bana küçükken aşıktın, nikah masasını söylüyordun diye. O günlerden işte geliyor. Ya, az önce yine kadınlarla ilgili bir şey mi var dedin. Ya, travmatik aslında aramızda psikolog falan varsa beni dinleyip böyle temele inebilir. Ta çocukluğuma kadar anlatıyorum aslında. Bu arada az önce yorumlardan bir tanesi de Yeşilçam masalı şöyle demiş. Sizin en çok sevdiğiniz arabesk filmi ne diye. Biz aslında takipçileri de sorduk ama çok okuyamadık onları. Ben daha çok şeyi çok seviyorum. Bilmiyorum ama
Orhan Gencebay'la Müjde Arın oynadığı filmleri ben daha çok seviyorum. O arabesk furyası içinde. Yani ben Orhancı değilim, Ferdici değilim ama o filmlerin tadı bir başka. Yani belki oradaki Müjdar oyunculuğu bunu belki bana şey yapıyor, geçiyor. Çünkü ben İffet filmini de çok seviyorum. Yani oradaki de oyunculuk da çok güzeldir mesela. Benim favorim Orhan Gencebay, Müjdar filmleri. Senin favorin? Ben hiç öyle düşünmedim ama mesela Ferdi Tayfur filmlerinden desem Necla Nazır'la oynamadığı herhangi bir filmi söyleyebilirim. Ben o çifti çok uyumsuz buluyorum nedense. Böyle hani aykırı olmak için söylemiyorum ama hiç yakıştıramadım onları ama mesela Huzurum Kalmadı çok popüler bir film olması hasebiyle konusu da aslında ilginç. Orada Macit Fjord'un falan da var filmde. Çekimleri falan da çok iyi. İbrahim Tatlıses'in veya sahnede öldüğü bir film vardı. Hülya Avşar koşarak gidiyor. Süleyman Turan'la beraber birbirlerine sarılıp ağladıkları işte çok kısa bir zamanda öleceğim falan. Yani absürt bir durum ama öyle bir hikaye vardı. O film de çok etkilemişti aslında. Orhan Gencebay'ın dediğin gibi evet Müjdar'la olan filmleri iyiydi ve kaliteli çekimler. Belki de Şerif Gören filmleriydi galiba onlar. Yanılmasın. Onun etkisi görülebiliyordu şeyde filmlerinde. Ama hani hangisini sevmiyorsun desem ben mesela Orhan Gencebay'ın Kaptan filmini söylemiyorum. Ben hiç beğenmedim o filmi. Seslendirme etkisindendir belki bilmiyorum ama Orhan Gencebay orada hiç alışık olmadığımız şekilde bir anlamda şey başlarında hani filmin başlarında böyle tırnak içinde ırz düşmanı bir roldeydi. Yakıştıramıyorsun bence bir sevdiğini izlediğin ve ya da işte dinlediğin insanlara yakıştıramıyorsun bunları. Mesela ben İbrahim Tatlıses'in bir şey var. Filmin ismini bilmiyorum ama Pembe Mutlu oynuyor. Hülya Avşar oynuyor. Filmin en sonunda Leylim Leyi söylüyor Evet, o hatta. çok Ve güzeldir Pembe ya. Mutlu'yla evleniyorlar. Hülya orada gözyaşları içerisinde ona bakıyor. Şükrü Atal eyvah diyor basacak bir şey diyecek mi acaba diyor. Bir gerilim yaşanıyor. Ve sonra kalabalığı yararak en son Hülya Avşar'la karşı karşıya kalıyor böyle. Ve devam ediyor. De, film adını bilen varsa yazsın ama o Leylim Leyin oradaki sadece müzikal olan kısmı bile insanların tüylerini diken diken etmeye Mavi yetiyor. Mavi'ymiş filmin ismi. Öyle mi? Evet. Güzel. Bak bilmiyordum güzel. Oh. O filmde değil mi Şükrü Atal İbrahim Tatlıses'e tokat atıyordu. Aynı Şükrü Atal Yılmaz galiba yine. Yılmaz Evet. Güney'de. Umutsuzlar filminin aynısı aslında. Umutsuzlar filminde de şey yapıyor. Ayşin Atal şey diyordu ya. Halası Ayşin Atal'ın Şükrü Atal. Benim halam çok güzel, çok iyi patlatırdı falan. Çok iyi tokat atardı diyordu. Orada Gerçekten o gerçekten kadar... Yılmaz Güney vuruyor herhalde. Çünkü çok sert geçiriyor yani Doğru. hakikaten Anne olmak aşırı. için doğmuş sanki kadın. Gerçekten anne rolünü oynamak için doğmuş. Çok başarılıydı. Allah rahmet eylesin. Bir gün belki böyle karakter oyuncularında konuşacağımız program olur. Evet, şimdi haftaya Evet, ve sonraki haftaya... haftada ne konuşacağız? Biz Evet. bugün aslında sevgili arkadaşlar neler konuşabileceğimizi bir beyin fırtınası yaptık Sedat'la. Çok konu var, çok çok fazla konu var, çok fazla isim var. Sizler de yazıyorsunuz, şunları konuşun, bunları konuşun diye. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani tek bir film özelinde Selvi Boylum Al Yazmalım ve Vesikalı Yarim yapmıştık. Açıkçası tekrar tek bir film özelinde konuşmayı çok düşünmüyoruz. Tek bir isim olabilir ama böyle donanımlı, çok yönlü olan isimleri düşünüyoruz açıkçası baktığımızda. Ya da bir konu içerisinde, bugünkü gibi geçen hafta biliyorsunuz Kötü Adamlardı, bu hafta arabesk filmlerdi. Bununla ilgili daha böyle geniş yelpaze, bakın 1,5 saat oldu. Hatta konuşsak şimdi daha o kadar çok isim var ki. Ya Derya Deniz aslında arabesk filmlerde, aynı Kötü Adamlardaki gibi. Sana bırakayım, ne konuşalım? Yine anket düzenleyelim istersen, o anketin Anket üzerinden gidelim. düzenleyelim. Bence bana mesela şey çok geliyordu. İşte bir seslenme sanatçısına konuşsanız diyordu. Benim aklıma hani şey sadece seslendirme değil de hani böyle geniş yelpazesi olan birçok alanda faaliyeti olan sanat dalında hani sanatını icra etmiş bir isim olsun istiyorum açıkçası. Yani bir bugün mesela konuştuk aslında İhsan Yüce olabilir. İhsan Yüce'yi konuşabiliriz. Çünkü o epey geniş yelpazede değerlendirebileceğimiz bir isim. Başka kim olabilir mesela neyi konuşabiliriz? Valla Karşısına birini koyabiliriz. bugün çok isminden bahsettik aslında. Bence tehlikeli sorulara girip Yılmaz Güney'i de konuşabiliriz. Ya evet çok tepki alacak. Yani bu mesela bu programın tekrar YouTube'da izlendiği zaman emin ol bu özellikle Ferdi Tayfur bölümleri ciddi anlamda yorum alacaktır.
Daha tehlikelisi işte Yılmaz Güney. Yani siyahla beyaz Ben gibi çünkü. ya şöyle sana bugün söylediğim gibi ben Yılmaz Güney'i sevmiyorum. Yani çeşitli sebeplerim var bunun için. Yılmaz Güney'i sevmiyorum. Programda hani söyleyeceğim şeyler belki yani bana sıkıntı çıkartabilir bilmiyorum ama ben kendisini sevmiyorum açıkçası. Fakat yine de konuşmaya çalışırız elbette. Yaptığı filmlerinde vermek istediği mesaj işte bir sürü insana tabii idol edinmiş onu da. İdol edinmiş olan kişilerin verdiği eserler. Hani yaşantısı işte o karmaşık süreç. Onların hepsini konuşabiliriz. Bunların hepsini aslında belgeleriyle konuştuğumuzda herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok enteresan bir iklimdeyiz. Bu iklimde insanın da hani böyle çekinmesi çok olası. O sebeple İhsan Yüce ile Yılmaz Güney'i şeye koyabiliriz Şimdi ben alternatif artık olarak. tahmin yeteneğimi kaybettim. Çünkü geçen haftalarda da biliyorsun kesinlikle erotik filmler kazanır diyordum. Ama açık ara şey kazandı. Şimdi malum hatta şu anda da maç var. Euro 2024 tahminleri yapıyorum oğlum Batu ile beraber. Diyor ki hiçbiri tutmadı. Sergen Yalçın gibisin diyor yani. Hiçbiri mi tutmaz diyor. Senin demediğini oynamak lazım diye. İddia oynasak da senin demediğini oynamamız Bu lazım arada diye. bu akşamki maçla ilgili ben İspanya kazanacak demiştim. İspanya kazandı. Çok da iyi Bitti mi maç? oldu. Evet bitti. Son dakikada attı İspanya. 2-1 yendi. Almanya'ya güle güle. Bizimle uğraşmayacaktı Almanya. Haddini Hey bilsin falan diye. Merkel diyorsun. Ya yok o tonda bir şey değil de program aslında şöyle giriyormuşuz böyle falan filan giriyormuşuz. Ya bu işaretten enteresan hikayeler çıkardılar. Çok saçma şeyler ya bunlar. Yani bu işaretin kime ne zararı var çok merak ediyorum. Yarın milli takımımıza başarılar Evet evet. diliyoruz. Yarın da Evet. yarı final yolunda zor bir maç Hollanda ile karşılaşacaklar. Bunu inşallah geçeriz ve sonrasında İnşallah. inşallah adımızı yarı finale yazdırırız diyoruz. Yarın hepimiz tek yürek, tek bilek bu maçı izleyeceğiz. O zaman toparlarsak İhsan Yüce ve Yılmaz Güney yapıyoruz. Ama ben yine tahminimi söyleyeyim. Benim takipçilerim sanki Yılmaz Güney'i seçecek gibi geliyor. İhsan Benim Yüce'den taraftan da ziyade. İhsan Yüce olacakmış gibi geliyor da bir bakalım. Peki nasıl yapacağız? Senin taraf İhsan Yüce oldu, benimki Yılmaz Güney Toplam oldu. Nasıl seçeceğiz? oy sayısını toplarız. Yüzde böyle. Yani bana mesela diyelim İhsan Yüce için sallıyorum 500 oy geldi. Yılmaz Güney için de 300 oy geldi. Sendeki oyları beraber toplarız. Yüzdeye vurduğumuzda ne çıkarsa Şimdiye kadar bahtımıza. biliyorsun hiç böyle bir şey olmadı hatırlarsan. Hep sende ne çıkarsa bende de o çıkıyor. Yani eşit oluyor hemen Evet hemen evet neredeyse. hiç farklı olmamıştı. Bunda birazcık olacak gibi görünüyor ama ben bilmiyorum ama. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Daha şimdiden biri Yılmaz Güney yazmış. Yazmayın arkadaşım böyle şey. Evet biz şu anda aslında sana konuk olduk. O Bir yüzden arkadaşımız bir saniye özür dilerim bir arkadaşımız bir saniye ne demişti? Mesela Mukadder Kaplan Ahmet Nasıroğlu'yla röportaj bekleriz. Ahmet Nasıroğlu'nun telefon numarasına ulaştım. Kendisini aramadım. Ankara'da yaşıyor. Röportaj için Ankara'ya gitmem gerekiyor. Ankara'ya sadece Ahmet Nasıroğlu için değil gitmişken aslında birçok kişiyle röportaj yapalım. Bir stok yapalım. Geleyim istiyorum. O sebeple sadece Ahmet Nasıroğlu olursa şu an için mümkün değil. Onu belirtmiş olalım. Bizimkiler serisinden sonra başka bir seri yapacak mısınız? Belli değil. Yani yapma isteğim var elbette. Ama çeşitli etmenler var burada. Yani hani bir ara şey deniyordu suyu akmıyor deniyordu ya. Yani bu iş için zaman lazım, kadro lazım, para lazım, bir sürü şey lazım. O sebeple bu faktörler bir araya geldiğinde elbette yapmak isteriz. YouTube'dan takip edip paylaşıp abone olduktan sonra bir de ücretle abone olursanız, destek verirseniz elbette niye olmasın. Bir sonraki proje için kaynak oluşturmuş oluruz. bendeki notlar bu kadar Ben Sedat. Güzel bir Benimkiler de bunlar. programdı. Bir buçuk Eğlenceliydi. saat iyi konuştuk. Evet vallahi çok güzel oldu. Sponsor bulursunuz inşallah. Vallahi ben inşallah maşallah çok denedim. Olmuyor artık faaliyete geçmek lazım. Sponsorlar Başka bize türlü çok şey olmuyor. yapmıyor. Evet yani Yeşilçam konusuna çok girmiyorlar yani Ya açıkçası. bu evet çok ilgi gösterilen bir ya daha doğrusu çok popüler bir alan olmadığı için ben onlara hak vermiyor değilim. Popüler bir alan olmadığı için elbette sponsor bulmak çok güç bir durum. Ama yani bakarız bulamazsak başka kaynaklardan kendi imkanlarımızla yapacağız. Yani yapacaksak eğer belki hani
Küçük çaplı projeler olur. Bizimkiler biraz daha büyüdü. Yani gitgide büyüdü. Ben 22 bölüm çekmiştim. 28'e çıktı. 6 bölüm daha çektim. Çekeceğim 3 bölüm daha var. 30-31 bölüm falan olacak toplamda. Orada da bitecek diye düşünüyorum. Çünkü uzadıkça insanlar da sıkılıyor zaten. O sebeple bu farklı bir projeydi. Diğerlerini yapmak için evet her şeyden ziyade paraya ihtiyaç var arkadaşlar. O sebeple para olmadan hiçbir şey olmuyor maalesef. Aşağıda söylemişler bu programın tekrarı olacak mı diye. Programın tekrarı YouTube kanallarımızda, hani zaten benim kanalımda da herhalde bir hafta içerisinde Pazartesi yayınlanır, falan, duyurularını pazartesi ya da yaparız salı zaten. yayınlarım diye düşünüyorum. Pazartesi ya da salı yayınlarız diye düşünüyorum. Hazırlarız zaten. O zaman yayınlamış oluruz. Sedat'cığım Ben herkese çok teşekkür teşekkür ediyorum. ederiz. Misafirperverliğin içinde misafir olduk Estağfurullah. sana bu sefer. Nasıl açtı? Nasıl açtı? Çok hayret ediyorum. Kapatmak istemiyorum şu Bari maçın son 10 dakikasına burada yetişelim. İkinci yarıyı da anda. izleyelim. Görüşmek dileğiyle. Herkese çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda Çok görüşürüz. teşekkürler. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar herkese.